Merhaba arkadaşlar, Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Sende Değerli. Bugün sizlerle geçen derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Logaritma konusuyla başlamıştık. Logaritma ile ilgili özelliklere baktık, üstel fonksiyona baktık, örneklerini çözüp bugün de denklem ve eşitsizlikler işleyeceğiz hep beraber. Logaritma konusunu bitireceğiz inşallah. Haydi başlayalım. Şimdi sorumuz kalmıştı iki tane. Daha sonra da denklemlere geçeceğiz zaten. Soru şu, onun kuvveti olmayan bir gerçek sayının 10 tabanına göre logaritması ardışık iki tam sayı arasındadır diyor. Bize böyle bir bilgi vermiş. Zaten son zamanlarda bu tarz sorular biliyorsunuz yoğunlaştı. Bir ön bilgi verip o bilgiyle ilgili yorumlayıp uydurup ona göre soruyu çözmenizi isteyen tarzda sorular. Ön bilgide diyor ki onun kuvveti olmayan gerçek sayının 10 tabanına göre logaritması ardışık iki tam sayı arasındadır. Buna göre log 24 sayısının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulunuz diyor. Şimdi biz şöyle bakacağız. Bunun tabanı 10 ya, onun kuvvetleri arasında hangi sayılar arasında olduğuna bakacağız 124'ün. Bunun için de dedik ki 124, bakın sadece 124'e. Onun karesi ile onun kübü arasındadır. Yani onun karesi 100 yapar, onun kübü de 1000. 124 de 100 ile 1000 arasında bir sayıdır. O zaman dedik ki 124 onun karesi ile onun üçüncü kuvveti arasında bir değerdir. Şimdi her tarafın logaritmasını alacağız 10 tabanında. Çünkü bizden logaritma 124 istiyor. O zaman her tarafın logaritmasını aldık. Ne oldu? Bu logaritma 10 tabanında olduğu için 2'yi başa attık. Bu da logaritma 10 tabanında olduğu için 3'ü başa attık. O zaman son durumda şu oldu. 2 logaritma 10 tabanında 11'di zaten. Burası da 3 başa attık. 10 tabanında 11 olduğu için 3 geldi. Demek ki logaritma 124 2 ile 3 arasında bir sayıymış. Bize demişti ya ardışık iki tam sayı arasındadır diye. O zaman 2 ile 3 arasında olduğunu buluyoruz böylelikle. Yani yapacağımız şey şu. İstenen sayının hangi onun kuvvetleri arasında olduğunu buluyoruz ve 10 tabanında logaritmasını alıyoruz. Geçtik. Şimdi bir sıralama sorusu var. Logaritmada sıralama soruları yine üslü mantıkla çözülen sorulardır. 3 tane sayı vermiş bize. 3 tabanında 17, 2 tabanında 25 ve 5 tabanında 135. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi tek tek inceleyelim X, Y ve Z sayılarını. Dedik ki aynı az önceki sorudaki mantık. 17 sayısı taban 3 olduğu için 3'ün hangi kuvvetleri arasında diye düşünüyorsun. 3'ün karesi 9, 3'ün kübü de 27 olduğu için 17, 9 ile 27 arasında bir sayıdır. Sonra 3 tabanında logaritmalarını alıyoruz. 3 tabanında 3'ün karesi, 3 tabanında 17 ve 3 tabanında 3'ün kübü. Ne yapacağız şimdi? Bu üstleri başa atacağız. 2'yi ve 3'ü. Ve 3 tabanında 3, 1 geleceği için oradan logaritma 3 tabanında 17'yi 2 ve 3 arasında buluyoruz. Yani 2 ve 3 arasında bir sayıdır. Kaçsa artık? Tam değerini bulamayız. Y'ye bakıyorum şimdi. Y'nin önündeki ifade ne? 25. 25 iki tabanında hangi kuvvetler arasında diye düşünüyorsun. 2'nin dördüncü kuvveti 16. 2'nin beşinci kuvveti 32 olduğu için 25 de 16 ile 32 arasında bir sayıdır. Şimdi her tarafın logaritmasını alıyoruz iki tabanında. İki tabanında 2 üssü 4, 2 tabanında 25 ve 2 tabanında 2 üssü 5 oldu. Şimdi bu üstleri başa attığımızda 4 ve 5'i. O zaman logaritma 2 tabanında 25'i 4 ile 5 arasında buluyorum. Demek ki y sayısı da 4 ile 5 arasındaymış. Bakın x 2 ile 3 arasındaydı. Y 4 ile 5 arasında bulduk. Şimdi z'yi de aynı şekilde inceleyelim. Z'ye baktığımda 135 var burada. Şimdi diyeceğiz ki 135 5'in hangi kuvvetleri arasında? 5'in 3. kuvveti 125'tir. 4. kuvveti 625. O zaman 135, 125 ile 625 arasında olduğu için her tarafın 5 tabanında logaritmasını alıyoruz. 5 tabanında 5'in kübü, 5 tabanında 5 üssü 4. Bunları başa attığımızda 3 ve 4'ü ne oldu? Logaritma 5 tabanında 135, 3 ile 4 arasında oldu. Bakın Z de 3 ile 4 arasında. Şimdi bunları sıralayalım. 2 ile 3 arasında, 4 ile 5 arasında ve 3 ile 4 arasında. Bunların en büyüğü Y olmuş oldu. 4 ile 5 arasında olduğu için. Sonra Z, sonra en küçük de 2 ile 3 arasında olduğu için X. O zaman doğru sıralama. Y büyük, Z büyük, X olmuş oldu. Sıralama sorularını da bu şekilde düşünüyoruz. Şimdi artık logaritma denklem ve eşitsizliklere geçebiliriz. Logaritma denklemlerine geçtiğimizde hem üstel denkleme hem logaritmik denklemlere bakacağız. Zaten konunun başından beri fark ettiyseniz birbiriyle iç içe olduğu için hem üstel
fonksiyonlara bakıyoruz, hem logaritmik fonksiyonlara. O zaman denklemleri de iki tür bir denklem olarak ayırabiliriz. Bir üstel denklem, iki logaritmik denklem. Şimdi üstel denklem dediğimiz şey ne? Tabanı birden farklı pozitif gerçek sayı olan ve bilinmeyenin üs olarak bulunduğu denklemlere denir. Çözüm kümeleri bulunurken de üssü sayı ve logaritmik fonksiyonların özelliklerinden faydalanılır. Bunu en başta da söylemiştik. Şöyle düşünün. Mesela 3'ün hangi kuvveti 9'dur dediğimde size bu bir üstel denklem. 3'ün hangi kuvveti 9 dediğimde ikinci kuvveti diyebilirsiniz. Çünkü bir tam sayı kuvveti. Ama 3'ün hangi kuvveti 5 dediğimde bu bir tam sayı kuvveti olmadığı için işte onu logaritmayla çözüyoruz. Dolayısıyla da bu ikisi iç içe iki fonksiyondur. Birbirinin tersi fonksiyonlardı biliyorsunuz. Şimdi bir tane örnek üstünde bir üstel denklemin çözümüne bakalım. 3'ün üzeri 2x artı 5, 1 bölü 27'ye eşitmiş. Basit bir üstel denklem bu. Bu karşı tarafta 3'ün kuvvetidir bakın. 1 bölü 27, 3'ün hangi kuvveti diye düşünürsem. 27 normalde 3'ün 3. kuvveti. 1 bölü 27 de ters çevrildiği için 3'ün eksi 3. kuvvetidir. O zaman ben dedim ki 3 üzeri 2x artı 5, 3'ün eksi 3. kuvvetine eşit. Üslü sayılarda da yapıyorduk bu tür denklemleri. Tabanlar aynıysa üsler birbirine eşit demektir. O zaman buradan 2x artı 5'e eksi 3 buluyoruz. Gerisi artık bir bilinmeyen denklem. 5'i bu tarafa eksi 5 diye attım. 2x eksi 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde de x eksi 4. O zaman bu denklemin çözüm kümesi eksi 4 olmuş oldu. Geçelim başka bir soruya. 6 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri x artı 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Burada eşitliğin bakın her iki tarafında da üstel bir denklem var. Az önce bir tarafta bir reel sayı vardı, bir tarafta üstel denklem vardı. Şimdi ise her iki tarafta da üstel bir denklem var. O zaman bunu nasıl çözeriz? Bakalım. Önce üssü sayıların özelliklerini kullanarak şu üsleri dağıtmam lazım. Yani parçalamam lazım. O zaman bunu şu şekilde yazalım. 6 üzeri x çarpı, bakın şunu 6 üzeri x çarpı 6 üzeri eksi 1 diye parçalarım. Neden? Çünkü üssü sayılarda tabanlar aynıysa üsler toplanır ya, aynı şey olmuş olur. 6 üzeri eksi 1 de 1 bölü 6 olduğu için bunu bu şekilde yazdım. 6 üzeri x bölü 6 eşittir. Aynı mantık 3 üzeri x artı 2 de 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 demektir. Neden? Çünkü tabanları aynı, üstleri topla x artı 2 aynı şey olur. O zaman bunu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye yazdım. Şimdi şu 3 üzeri x ile 6'yı içler dışlar yapıyormuş gibi yer değiştirelim. 3 üzeri x'i 6 üzeri x'in altına alalım ki x'li ifadeler bir tarafta bulunsun. Hemen aldım. 3 üzeri x 6 üzeri x'in altına geldi. 6 karşıya geçti. Yanında da 9 vardı. 9 ile 6'yı çarpıyorum. Peki burayı ne yapacağım? Yine üstlü sayılardan hatırlayın. Üstleri aynıysa tabanları bölebiliyorduk birbirine. O zaman 6'yı 3'e böldüm. 2 üzeri x eşittir 54 yaptı. Hemen buradan şunu düşündüm. 2'nin hangi kuvveti 54'tür bilmiyorum. Bir tam sayı kuvveti değil. O zaman bunu logaritmayla açıklarım. X eşittir logaritma 2 tabanında 54 derim. Sonuçta x'in bir değerini buldum. Çözüm kümesi de 2 tabanında 54 oldu. Geçelim başka bir soruya. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hala üstel denklemlerdeyim. Bunları ikinci derece denklemlerde de çözmüştük. Dönüştürülebilen denklemler adı altında. Aynı zamanda da bir üssü sayı olduğu için, üstel denklem olduğu için konumuzla da ilgili olmuş oluyor. Hemen bakalım. Bakın 2 üzeri x var burada. 4 üzeri x var. 4 de 2'nin karesi olduğu için bu ifadenin karesi gelecek buradan. Yani 4 üzeri x yerine 2 üzeri x'in karesi yazdım. Eksi 5 çarpı 2 üzeri x artı 6 eşittir 0. Şimdi 2 üzeri x gördüğümüz yere t yazalım. Herhangi bir değişken yazıyorum. T, k, m ne istiyorsan. Yazalım yerine. Ne oldu denklemimiz? T kare eksi 5 t artı 6 eşit 0 oldu. Şimdi artık bildiğimiz dümdüz ikinci dereceden bir denklem. Bunu şöyle ayırıyorduk hatırlarsanız. TT. Bunu da iki sayının çarpımı 6. Toplamı eksi 5 yapacak şekilde eksi 3'e eksi 2 diye ayırdım. Toplamları eksi 5 çarpımları artı 6 yapıyor. O zaman bunun çarpanlarına ayrılmış hali. Sileyim şunu, yazının üstüne denk geldi. Çarpanlarına ayrılmış hali t eksi 3'e t eksi 2 oldu. Buradan ya burası 0 ya da burası 0 olacak. Yani t 3 veya t 2 buldum. Ama biz t'yi mi arıyoruz? Hayır. Biz neye t demiştik? 2 üzeri x'e. Hemen t gördüğümüz yere 2 üzeri x yazalım.
2 üzeri x 3'e eşit olacak veya 2 üzeri x 2'ye eşit olacak. Hemen buradan x'leri bulalım. Burada 2 üzeri x 3'e eşitse x eşittir logaritma 2 tabanında 3 birinci köküm. 2 üzeri x 2'ye eşitse x eşittir 1 ikinci köküm oldu. Buradan da çözüm kümesi 1'e logaritma 2 tabanında 3. 2 tane kök bulmuş olduk. Şimdi üstel denklemlerle ilgili örneklerimiz bu kadardı. Şimdi logaritmik denklemleri çözelim. Logaritmik denklemlerde de dikkat edeceğiniz 3 tane kural var. Onları açıklayayım hemen. Ondan sonra da örnekler üzerinde görelim. Ne bu? Birincisi, logaritma a tabanında fx b diye bir sayıya eşit olsun. B bir reel sayı. Hani bunu nasıl dönüştürüyorduk? Logaritmanın başından beri yapıyoruz bunu. Fx eşittir taban üzeri karşıdaki sayı. Yani fx eşittir a üzeri b. Bu birinci denklem çeşidimiz. Tabii ki yine fx büyük sıfır olacak tanımı gereği. İkinci durum, eğer iki tarafta da logaritmalı bir ifade olursa, mesela a tabanında fx, a tabanında gx'e eşit. Dikkat edin, burada tabanları aynı olmalı. Tabanları aynı olduğunda fx gx'e eşit olur. Bu ikincisi. Üçüncüsü, tabanı da önündeki ifadede bir denklem, yani bilinmeyen olursa. Logaritma fx tabanında gx, b gibi bir reel sayıya eşitse, yine aynı mantık bakın. Önündeki ifade, yani gx eşittir, taban üzeri karşıdaki sayı oluyor. Gx eşittir fx üzeri b. Yine tanımı gereği fx gx sıfırdan büyük ve fx yani taban birden farklı olmak şartıyla. Bu üç formatta da karşımıza gelebilir logaritmik denklemler. Hangisine uygunsa, canımız hangisini isterse onu kullanırız. Hangisi uygunsa soruda. Şimdi bakalım. Her birinden örneklerimiz var. Birinci örnek. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 5 2'ye eşit. Bu denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. En basit hali logaritmik denklemi. Hemen aynı logaritmayı nasıl dönüştürüyorduk? Önündeki ifade eşittir. Taban üzeri karşıdaki sayı. Taban karşıdaki sayı sırtlar diyorduk ona. Önündeki ifade 3 üzeri 2'ye eşit olacak. Birinci durumumuz bu. 2x eksi 5 eşittir 3 üzeri 2. Buradan aynen normal bir bilmeyen denklem çözümü. Yani şunu dönüştürdükten sonra zaten gerisi denklem çözümü oluyor. 3 üzeri 2 9 yapar. 9, 5 ile topladığımda, 5'i bu tarafa attığımda 2x 14 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X'i 7 buldum. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey daha var denklem çözerken. Her zaman uyanık olun bu konuda. Logaritmanın önündeki ifade tanımı gereği sıfırdan büyük olmalı biliyorsunuz. Bunu asla atlamayın. Çünkü bazen bulduğun ifade bunu sağlamayabilir. O zaman da çözüm kümesi odur diyemezsin. Dolayısıyla da her zaman tanımını göz önünde bulundurun. Yani 2x eksi 5 sıfırdan büyük olmalı. Bulunan x değeri bunu sağlıyorsa çözüm kümesi olur. Biz 7 bulmuştuk. Buradan 2x eksi 5 büyüktür 0 ifadesini çözersen 2x büyüktür 5, x büyüktür 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2'den büyük mü 7? Evet. O zaman çözüm kümeme 7 diyebilirim. Yani çözüm kümesini bulduktan sonra, x'i bulduktan sonra mutlaka tanımına uyup uymadığına dikkat edin bu tür sorularda. Geçelim başka soruya. Biraz böyle karışık, iç içe logaritmalı olduğu bir soru. Az önce ne güzeldi, sapsade bir tanecik logaritma vardı. Şimdi iç içe bakın, logaritma 5 tabanında, logaritma 3 tabanında, logaritma 4 tabanında. Amin diyesi geliyor insanın. İç içe bir sürü logaritma var. Sakince en dıştan dönüştürerek başlayın. Yani şu içindeki ifade komple eşit olmalı, 5 üzeri 2'ye diyeceğiz. İlk o dışarıdaki logaritmayı bir saf dışı bırakalım. Ne oldu? 24 artı 3 tabanında 2 artı 4 tabanında 7 eksi x, yani şu işaretlediğim yer komple 5 üssü 2'ye eşit olmuş oldu. 5 üssü 2 nedir? 25. 24'ü bu tarafa attığında 1 kaldı. O zaman şu ifade komple 1'e eşit oldu. O zaman şimdi bir adım daha içeriye giriyorum. Yani şurası komple 3 üssü 1'e eşit olacak. O zaman 2 artı logaritma 4 tabanında 7 eksi x 3'e eşit oldu. Yine 2'yi bu tarafa attığımda 4 tabanında 7 eksi x 1'e eşit oldu. Bakın son logaritma kaldı. İçeriye gire gire adım adım en dibe kadar inmiş olduk. Şimdi 4 tabanında 7 eksi x de 1'e eşitse, o zaman buradan en son 7 eksi x 4 üzeri 1'e eşittir diyeceğiz. Yani 7 eksi x 4. Buradan da x'i 3 buldum. Her şey çok güzel. X'i buldum ama ne dedik? Tanımına da dikkat edeceğiz. Logaritmanın tanımında diyor ki önündeki ifade komple
sıfırdan büyük olmalı. İçeride şu kısım da yine sıfırdan büyük olmalı. En son 7-x de sıfırdan büyük olmalı. 3'ü tek tek yerine koyarsanız her birini sağladığı için demek ki 3 benim çözüm kümem diyebilirim rahatlıkla. O zaman çözüm kümesi 3 bulunur. Mutlaka önündeki ifadede sağlayıp sağlamadığına dikkat ediyorum. Geçtik başka bir soruya. Logaritma 2 tabanında x'in karesi eksi 2 tabanında 4x 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi logaritma 2 tabanında x var şurada bakın. Burada da ona benzer bir şey var. Yine 2 tabanında bir ifade var. Önce bunu bir düzenleyelim. Ne yaptım? 2 tabanında x'in karesi okey. Sadece şurayı ayırdım. Burada 4 çarpı x var ya. Bizim logaritma özelliğimiz gereği çarpma neye dönüyordu? Toplamaya. O zaman ben bunu ayırıyorum. 2 tabanında 4 artı 2 tabanında x diye. Şimdi dağıtalım bunu. Şu eksiyi içeriye dağıtıyorum. Logaritma 2 tabanında x'in karesi eksi 2. Neden 2 dedik buraya? Çünkü 4 2'nin karesi olduğu için 2 başa geçti. Artı 2 tabanında x eşit 0. Şimdi baktım. Bakın bunlar aynı oldu. 2 tabanında x, 2 tabanında x oldu. O zaman 2 tabanında x'e t diyelim biz yine. Daha rahat çözebilmek için denklemi. Yoksa tabii ki demeye de biliriz burada. O zaman ne oldu? T kare eksi t eksi 2 eşit 0. Yine mis gibi bir ikinci dereceden denklemimiz oldu. Bunu nasıl ayırıyoruz yine? T t eksi 2'ye artı 1. Sonuçta çarpım arı eksi 2 toplam arı eksi 1 yaptı. O zaman bunu t eksi 2'ye t artı 1 diye ayırmış oldum. T eksi 2 ve t artı 1. Burası 0 ise t 2'dir. Burası 0 ise t eksi 1'dir. Ama biz t'yi mi arıyorduk? Hayır. Neye t dedik? 2 tabanında x'e t dedik. Yerine yazalım. Demek ki 2 tabanında x 2 veya 2 tabanında x eksi 1 dedik burada. Hemen logaritma dönüşümünü yapıp x'leri bulalım. X 2 üstü 2 yani 4 gelir veya x 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 gelir. Yani ben 2 tane yine ne buldum? Çözüm kümesi buldum. Logaritmanın tanımı gereği önündeki ifade yani x ve 4x sıfırdan büyük olmalıdır. Bulduğum sayılar bunları sağlıyor. Dolayısıyla çözüm kümem 1 bölü 2'ye 4 oldu. Her seferinde logaritmanın tanımını bakın göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü bulduğumuz sonuç yani x değeri bunu sağlamak zorunda. Şimdi başka bir soru. Bu sefer egenli yani e tabanında bir denklemimiz var. Bir denklem sistemimiz var daha doğrusu. Egen x eksi egen y'ye 3, egen x küp artı egen y kareye de 4 demiş. Bu denklem sisteminin çözüm kümesini bulmuş. Denklem sistemleri biliyorsunuz x, y ikililerinden oluşan bir denklemdir. İki bilmeyenli iki denklemdir. Şimdi bunları biz logaritma özelliklerini kullanarak x ve y'yi bulacağız. Birinci durum. Egen x eksi egen y 3'ü aynen yazdım. İkinci denklemde 3 ve 2'yi başa attım. Üstler başa geçebiliyordu ya. 3 egen x artı 2 egen y oldu. Eşittir 4. Şimdi 2 bilmeyen iki denklem çözerken yok etme metodu kullanıyorduk. Yok etme metodunda 2 egen y. Şurayı da eksi 2 egen y yapabilmek için 2 ile çarpıyorum ilk denklemi. O zaman çarpalım. Ne oldu birinci denklem? 2 egen x eksi 2 egen y eşittir. 2 kere 3'ten 6. İkinci denklemi aynen yazdım. Taraf tarafa topluyorum. Topla. Artı 2 egen y eksi 2 egen y gitti. Sizler ölmüş. Kalanlar bizimdir. Topla gitsin. 3 egen x ile 2 egen x'i topladım. 5 egen x. Sağ tarafta 6 artı 4'ten 10. Her iki tarafı 5'e böldüm. Egen x'i ne buldum? 2. Buradan hemen dönüşümü yap. Egen x ne demek? E tabanında demek değil mi? O zaman x e üzeri 2 olur. Bu birinci köküm. Egen x 2 ifadesini denklemin birinde yerine yazarsak buradan da egen y'yi eksi 1 buluruz. Hemen bu dönüşümü de yapalım. Taban e, y eşittir e üzeri eksi 1'den 1 bölü e buldum. Bu da ikinci çözümümüz. Daha doğrusu sıralı ikili şeklinde bir çözüm bulmamız gerekiyor ya x ve y olarak. O zaman x'i e kare, y'yi de 1 bölü e buldum. O zaman çözüm kümesini şu şekilde yazıyorum. 1 bölü e'ye e kare, x, y sırasıyla yazılıyor biliyorsunuz. Tam tersi olacak. E kareye 1 bölü e olacak. Şu sırayla yazacağım. Çözüm kümem de bu olmuş oldu. Yine tanımına dikkat ediyorsunuz. Onu unutmayın. Sağladığı için direkt yazdım. Geçelim. Şimdi yeterince denklem çözdüğümüze göre artık eşitsizlikler diyebiliriz.
Eşitsizlikler de yine üstel ve logaritmik olmak üzere iki şekilde inceleyeceğiz. Yani o şekilde de ifade gelebilir karşımıza, logaritmik şekilde de gelebilir. Bunun için de ikisinin ayrı ayrı durumlarına bakalım. Şimdi burada kurallara bakarken tabanlar çok önemli. Üstel eşitsizliklerde taban bir reel sayı, üstü de bir fx, gx şeklinde bir x'li ifade olduğunda aradaki büyük ya da büyük eşit, küçük ya da küçük eşit fark etmez. Eğer ki taban birden büyük bir sayıysa şu eşitsizlik aynen kalıyor. Yani fx büyüktür gx diyorsun ya da büyük eşit. Ama a sayısı 0 ile 1 arasında ise dikkat, büyük olan şey neye döndü? Küçüğe döndü. Yani fx küçük eşit gx oldu. 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştirir. Buna dikkat edin. 0 ile 1 arasındaysa taban yön değiştirir. Şimdi logaritmalı eşitsizliklere bakalım. O da aynı mantık aslında. A tabanında logaritma fx büyük eşit gx'den olsun. Yani A tabanında gx'den. Yine tabana dikkat ediyorsun. Eğer ki taban birden büyük bir ifade ise diyorsun ki fx büyük eşit gx. Yani düz bakın. Büyük eşit gx diyorsun. Ama yine A 0 ile 1 arasında bir ifade ise bu sefer diyorsun ki ha yön değişecek. Aynı mantık. Fx küçük eşit gx olmuş oluyor bu defa. Yine tanımı gereği tabii ki öndeki ifadelere dikkat edin. Fx ve gx sıfırdan büyük olmak zorunda. Şimdi bu kurallar ışığında soruları çözeceğiz. Yine bir tekrar edeyim, bir toparlayalım. Eğer ki üstel de olsa, logaritmik bir eşitsizlik de olsa, yapacağın şey şu, tabana bakmak. Eğer taban birden büyükse eşitsizlik aynen kalıyor. Eğer ki taban sıfır ile bir arasında bir ifade ise eşitsizlik yön değiştiriyor. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi başlayalım sorularımızı çözmeye. Sorunun başı yine üstel bir eşitsizlik var. Basit bir soru. Yavaş yavaş tempoyu arttıracağız. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. Tabii ki eşitsizliklerde çözüm kümeleri biraz daha aralık şeklinde oluyor. Bir şeyden büyük, bir şeyden küçük ya da bir sayıyla bir sayı arasında gibi bir aralık söz konusu genelde. Denklemlerde nettir. X şudur, X budur diye. Ama eşitsizliklerde bir aralık söz konusudur. Açık aralık mı, kapalı aralık mı onu çözüm kümelerini yazarken dikkat edeceğiz. Ben yine üstünde duracağım. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz diyor. Önce eksi 125'i bu tarafa artı 125 diye gönderelim. Ne oldu? 5 üzeri x eksi 2 büyüktür 125. Bu tamam. Şimdi 125 de bunun tabanı gibi 5 yapılabilir mi? Yapılır. İstersek yaparız. İnsan isterse her şeyi yapabilir. O zaman ne yaptım? 125 yerine 5 üstü 3 yazdım. Baktım tabanları aynı. O zaman dedim ki tabanlar aynı ve neye dikkat ediyorduk? Birden büyük. Birden büyükse eşitsizlik aynen kalıyordu. O zaman dedin ki x eksi 2 büyüktür 3'ten dedin. Eksi 2'yi de bu tarafa atınca x büyüktür 5 buldum. O zaman çözüm kümem 5'ten büyük her şey olur ve burada eşitsizlik yok. Eşitlik yok. Şu ifade yoksa o zaman açık aralık olacak. 5 dahil değil. 5'ten büyük her şey olur sonsuza kadar. O zaman çözüm kümem 5 sonsuz açık aralığı olmuş oldu. Bu soruda böyle bir sorumuzdu. Geçelim yeni sorumuza. Bu defa bakın tabanlar rasyonel bir şekilde verilmiş. Dikkat edelim. Önce tabanların aynı olmasını istiyorum ben. İlk dikkat edeceğim şey bu. Yani 2 bölü 5 ve 4 bölü 25 aynı taban yapılabilir mi? Niye yapılmasın? Tabii ki yapılır. Yapılamayacak bir şey niye versinler değil mi? O zaman 4 bölü 25 dedin ki sen 2 bölü 5'in cinsinden nasıl yazılır? Şöyle 4 bölü 25 2 bölü 5'in karesi olarak yazılabilir. Sonuçta 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25, 4 bölü 25 olur. Bunun bir de üzerinde ne var? Eksi x, eksi 5. O zaman ilk yapacağım şey üstleri çarpmak. Yani 2 bölü 5 üzeri x, eksi 1'i aynen yazdım. 2 bölü 5'in üzeri şu 2'yi dağıtırsam eksi 2x, eksi 10 yaptı. Ne oldu şimdi? Mis gibi tabanlar eşit. 2 bölü 5'e 2 bölü 5. O zaman üstlere bakacağım artık. Ama dikkat edin 2 bölü 5 sıfırla
1 arasındadır. Dedik ki eğer ki taban 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştirir. Yani büyük eşit oldu. O zaman x eksi 1 büyük eşit eksi 2 x eksi 10'dan diyeceğiz. Bir sonraki adımımız x eksi 1 büyük eşit eksi 2 x eksi 10. Dikkat edin, taban 0 ile 1 arasındaysa eşitsizlik yön değiştiriyor. Tamam. Şimdi eşitsizliği çözelim. Eksi 2 x'i bu tarafa, eksi 1'i de bu tarafa atıp x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa toplayalım. Ne oldu? Eksi 2 x buraya gelince 3 x oldu. Eksi 1 buraya artı 1 diye gelince topladık. Eksi 9 oldu. Son artık her iki tarafı 3'e böldüm. X büyük eşit eksi 3. Yani eksi 3'e eşit ya da daha büyük bütün sayılar olurmuş. O zaman çözüm kümemiz, bakın kapalı aralık koydum eksi 3'e. Eksi 3 dahil sonsuza kadar. Eksi 3 sonsuz aralığı eksi 3 dahil. Bu da böyle. İki soru da arda arda koydum, dikkat ettiyseniz. Diğerinde taban 5'ti. Yani birden büyüktü. Eşitsizlik aynen kaldı. Bu soruda ise taban 0 ile 1 arasındaydı. Eşitsizlik yön değiştirdi. Çünkü 0 ile 1 arasındaysa yön değiştiriyor. Onun mantığı da nedir? Hemen şöyle bir ufak hatırlatma üstü sayılar için. Mesela 1 bölü 2'nin sen karesini aldın. 0 ile 1 arasında bir sayı bakın. 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini aldın. 1 bölü 8 yapar. Bak üssü büyüdükçe sayı küçülür. Dolayısıyla da taban sayının sonucu birbirinden küçükse, bu bundan küçükse demek ki üssü daha büyük demektir. O yüzden yön değiştiriyor zaten. 0 ile 1 arasında olduğunda. Bu ek bilgiyi de hatırlattıktan sonra geçelim başka bir soruya. Şimdi bir logaritmik eşitsizlik denklem deyin. Logaritmik eşitsizlik var karşımızda. Aslında bunu denklem gibi düşünebilirsiniz ama yine de dikkat edin. Yani pratik olurken denklem gibi düşünün ama çözerken denklem gibi düşünmeyin. Çünkü eşitsizlik dediğim gibi bir aralıktan ibarettir ama denklem tek bir, yani bir ya da iki şeklinde çözüm kümesinden ibarettir. O zaman bu soruyu şu şekilde çözebiliriz. 2x eksi 7 yani taban 3 tabanında, ya bunu da 3 tabanında nasıl yazarım? 3 tabanında 9. Çünkü 3 tabanında 9 3'ün karesi şeklinde yazıldığı için 2'yi başa atarsın, yine aynı şey olur. Her ikisinin de tabanı aynıysa ve birden büyükse, yani 3 birden büyük olduğu için tabana bakıyorduk ya, 3 birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. O zaman dedin ki 2x eksi 7 küçük eşit 9 olmak zorunda. Yön değiştirmedi, bakın aynen kaldı. Şimdi normal eşitsizlik çözümü. Eksi 7'yi bu tarafa artı 7 diye attım. 2x küçük 16 oldu. Sonra her iki tarafı 2'ye böldüm. X küçük eşit 8 oldu. Bu ne demek? X 8'e eşit ya da daha küçük bütün sayılar olur demek. Eğer ki anlık logaritmanın tanımını unutursan bu soru yanlış olur. Düşersin. Neden? Çünkü şuranın da sıfırdan büyük olması lazım. Dedik ya tanımı gereği. O zaman 2x eksi 7 büyük 0 olması için 7'yi bu tarafa attın. X büyük 7 bölü 2. Yani bir de alt sınır oldu. 7 bölü 2'den de büyük olmak zorunda. Yoksa tanımsız olur. O zaman birinci çözümüm buydu. 8'den küçük ya da 8'e eşit. İkinci çözümüm de neydi? 7 bölü 2'den büyük. O zaman çözüm kümem 7 bölü 2 açık, 8 kapalı aralığıdır. Dikkat edin, dediğim gibi tanımını unuttuğunuz anda bu küçük 8, yani eksi sonsuz 8 yazdığın anda biter. Düştün demektir. Ama tanımını da göz önüne alırsan böyle bir aralık bulacaksın. O yüzden her zaman tanımına dikkat edeceğiz. Bu derslik bu kadar. Eşitsizlik sorularını çözmeye devam edeceğiz. Görüşürüz bir sonraki derste. Merhaba arkadaşlar. Logaritmik eşitsizlikler konusunu işliyorduk. Kaldığımız yerden sorularıyla devam edelim. Logaritma 1 bölü 4 tabanında 3x eksi 5 büyüktür eksi 1'den. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bu defa az önceki, yani bir önceki sorumuzda taban 1'den büyüktü. Şimdi taban 0 ile 1 arasında, bakın dikkat edin, 1 bölü 4. 0 ile 1 arasında olduğunda eşitsizliğimiz yön değiştiriyordu. Buna dikkat ederek çözümümüzü yapacağız şimdi. Ne yapıyorduk? 3x eksi 5 1 bölü 4 tabanında olduğu için karşı tarafı da ben 1 bölü 4 tabanında yazayım.
Ya da ikinci ihtimal şöyle de düşünebilirsiniz bakın. 1 bölü 4 üzeri eksi 1 gibi de düşünebilirsiniz. Nasıl dönüşüm yapıyorduk denklemlerde aynı şekilde. Ya da bunu şöyle yazdım ben bunun yerine. İkisi de kullanılabilir. 1 bölü 4 tabanında 4 diye yazdım. Neden? Logaritma 1 bölü 4 demek. 4 üzeri eksi 1 demek. Bir de önünde eksi var. Bu başa geçiyordu. Eksi 1 çarpı 4 tabanında 4 olur. Bu da 1 olduğu için eksi 1 olur. Yani burasındaki eksi 1 yerine 1 bölü 4 tabanında 4 yazdım. Niye? Buranın tabanı da 1 bölü 4 olduğu için. Şimdi tabanları aynıysa o zaman önündeki ifadeleri çekebiliyoruz buradan. Yalnız dediğim gibi dikkat edin. 1 bölü 4 tabanında olduğu için eşitsizliğin bakın büyükten küçüğe döndü. Yer değiştirdi. Yön değiştirdi. O zaman dedik ki 3x eksi 5 küçüktür 4'ten. Gerisi eşitsizlik çözümü zaten. Eksi 5'i bu tarafa attım artı 5 diye. 3x küçüktür 9 oldu. X küçüktür 3. 3'e böldüğümde. Yalnız yine neye dikkat ediyorum? Tanımına. Yani önündeki ifade logaritmanın sıfırdan büyük olmalı. O zaman dedik ki 3x eksi 5 büyük 0. Buradan da 5'i bu tarafa atıp 3'e böldüğümde x büyük 5 bölü 3. O zaman ne oldu? 2 çözümüm oldu benim elimde. Bakın. X küçük 3. 1. Buna dikkat edeceğim. X büyük 5 bölü 3, 2 buna dikkat edeceğim. O zaman 3'ten küçük 5 bölü 3'ten büyük aralıkta olmalı x. Bu ikisi de dahil olmadığı için açık aralık 5 bölü 3, 3 çözüm kümemiz olmuş oldu. Geçtik başka soruya. Yine atraksiyonlu bir soru çünkü iç içe logaritmalar var. Ama biz panik yapmıyoruz. Ne yapıyorduk? En dıştaki logaritmadan çözerek en içtekine kadar ulaşıyorduk. Allah'tan burada iki tane var iç içe. 3-4 tane olunca biraz daha karışıyor çünkü. Şu içindeki ifade buradan çekilecek logaritma taban 2 olduğu için eşitsizlik aynen kalacak. Yani şu ifade küçüktür 2 üssü 1 diyeceğim. Yani 3 tabanında x eksi 1 küçüktür 2. Bu birincisi. Kaldı bir tane logaritma. O bir tane logaritmayı da şimdi yine çekiyorum. Yani şu önündeki ifade taban yine bakın birden büyük. O yüzden eşitsizlik yön değiştirmiyor. X eksi 1 küçüktür. 3 üssü 2'den dedim. Bu da ikinci logaritmadan kurtuluşum. Şimdi eşitsizliği çözüp x'i bulabiliriz artık. 3'ün karesi 9 yaptı. Eksi 1 de buraya artı 1 diye atarsam x küçüktür 10. Çok güzel. Buraya kadar tamam. Bir de neye dikkat edeceğiz? Tanımına. Yani şu önündeki ifade şurası ve bakın. Şurası sıfırdan büyük olmalı. İkisine de dikkat edeceğiz. Çünkü burası da logaritmanın önündeki ifade. Şurası da komple logaritmanın önündeki ifade. Dolayısıyla ikisine de çözüm kümesi hazırlarken dikkat ediyoruz. Birincisi x eksi 1 büyük 0. Buradan x büyüktür 1. İkincisi 3 tabanında x eksi 1 büyük 0. Buradan da x eksi 1 büyük 3 üzeri 0'dan 1. Bunu da bu tarafa attığımızda x büyük 2. Bakın 3 tane çözüm buldum. Birincisi x küçük 10, ikincisi x büyük 1 ve x büyük 2. Bu üçünü de dikkate alarak ortak bir çözüm kümesi yazarsak birden büyük, ikiden büyük. Tabii ki ikiden büyük hepsini sağlayacaktır. Dolayısıyla ikiden büyük ve ondan küçük olmak üzere ikisi de dahil değil, açık aralık şeklinde çözüm kümemizi yazdık. Yani her şeye dikkat ediyorsun. Tanımına, önündeki ifadeye, ortak çözüm kümesine uyanık oluyoruz. Herhangi bir şeye düşmüyoruz soruda. Geçtik bu sefer de iki taraflı bir eşitsizlik. Yani bir şeyden büyük, bir şeyden küçük. Aynı şekilde çözüyorsun. Mesela sen şurayı kapatsan, şu taraf sanki küçük bir şey gibi düşünüyorsun. Ya da sileyim, şu tarafı yoksay büyük bir şey gibi düşünüyorsun. Yani sonuçta iki taraflı bir eşitsizlik. Bir şeyden küçük, bir şeyden büyük. O zaman ne yapacağız? Şu iki tabanında mı? Burası 2 üssü 4, burası da 2 üssü 2 olacak şekilde logaritma tabanında yazıyorum. 2 yerine 2 tabanında 4 yazdım. 4 yerine de 2 tabanında 16 yazdım. 2 tabanında x artı 3. Geçtik. Her tarafın tabanı aynı oldu bakın. O zaman taban da birden büyük olduğu için bunu da belirteyim. 4 küçüktür. X artı 3 küçüktür. 16 şeklinde eşitsizliği yazdım. Gerisi bir bilinmeyen eşitsizlik zaten. 3'ü her iki tarafa eksi 3 diye atarsam x 1 ve 13 arasında bir sayı olmuş oldu. Şimdi tabii ki yine tanımına dikkat ediyoruz. X artı 3 sıfırdan büyük olmalı. Bunu bu tarafa attım. X büyük eksi 3.
Yani eksi 3'ten büyük 1 ile 13 arasında ortak çözümünü alırsak yine 1 ile 13 arası. Çünkü eksi 3'ten büyük zaten buradaki sayılar. O yüzden 1 dahil olduğu için kapalı, 13 dahil olmadığı için açık aralık olmuş oldu. Başka bir soru. Bu soru biraz dikkat istiyor. Aynı zamanda ikinci dereceden eşsizlikleri bilmemiz gerektiriyor. Şimdi önce şöyle yapacağız. Şu önündeki ifade büyüktür. İki üssü birden diyeceğiz. Çünkü taban birden büyük bir sayı. X eksi 2 bölü x artı 3 2'den büyük. Ama eşsizliği çözmek için buranın 0 olması gerekiyordu. 2'yi bu tarafa attım. Sonra payda eşitledim. Buranın altını x artı 3 ile genişletiyorum. Payda eşitledikten sonra ortak payda altında topladık. Ve son durumda eşitsizliğim şu oldu. Eksi x eksi 8 bölü x artı 3 büyük 0. Bu birinci eşitsizliğimiz dursun. Bir de ne yapıyorduk? Tanımı gereği önündeki ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyordu. O zaman ikinci eşitsizliğim önündeki ifade komple sıfırdan büyük olmalı. Bu da ikinci eşitsizliğim. Her ikisini de sağlayan ortak çözüm kümesi lazım bize. Her ikisini sağlayan ortak çözüm kümesini bulmak için de tablo oluşturuyorum. Çünkü bunlar kafamıza göre bulunacak eşitsizlikler değil. O zaman 1 ve 2 eşitsizliklerini aynı anda görebilmek için bir tablo oluşturduk. Tabloda birinci eşitsizliğim. Hemen hatırlatıyorum, bu konuyu gördünüz ama ufak bir tekrar olsun. Bunun kökleri şu yukarıdakinin x eksi 8. Diğer kökü de x eksi 3. Bunun kökleri eksi 8 ve eksi 3. Dahil değil, içlerini boş bırakıyorum. N ile başlıyorum. X'in önündeki işaret eksi. X'in artıya bölümünden eksi ile başlıyorum. Eksi ile başladım. Bu onun kökü olmadığı için yine eksi. Kökünü de işaret değiştirdi. Artı, eksi. Sonuç olarak bu sıfırdan büyük olduğu için nereyi tarayacağım? Artı kısmı. Bunun çözümü burası. İkinci eşitsizliğe baktım. Bunun kökü 2. Bunun kökü eksi 3. O zaman ikisi de dahil değil. 2 ve eksi 3'ün içlerini boş bıraktım. İkisinin de işareti artı. Artıyla başlıyorum. Artı, eksi, artı, artı diye gittim. Sadece köklerini de işaret değiştiriyor biliyorsunuz. Bu da sıfırdan büyük. Yani şurası, şurası ve şurası. İkisinin ben ortak çözüm kümesini alacağım için her ikisinin de taralı olduğu bölge neresi olmuş oldu? Bakın şurası. İkisinin de taralı olduğu bölge burası. O zaman ortak çözüm kümesi eksi 8 ile eksi 3 aralığı olmuş oldu. Dikkat edin, bu tür eşitsizliklerde iki tane farklı eşitsizlik ortak çözümle bulunuyor tablo yaparak. Geçtik bir sonraki soruya. Logaritma 8 tabanında 27 artı 2 tabanında 2 x eksi 1 küçük 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı olduğunu bulunuz diyor. Hemen bakın bunun tabanını da 2 yapabilirim ya. Dedim ki tabanı 2 üssü 3, önündeki ifade de 3 üssü 3. 2 tabanı da yaptım. 3'leri başa attığımda 3 bölü 3'ten 1 geldi. Bir şey değişmemiş oldu. Yani 2 tabanı da 3 ve 2 tabanı da 2 x eksi 1. Aynı tabandalarsa ve toplama varsa arada bunu çarpmaya dönüştürüyorduk. O zaman 2 tabanında 3 ile 2 x eksi 1'i çarparsam 6 x eksi 3 küçüktür 4 oldu. Artık basit bir logaritma haline geldi. 6 x eksi 3 taban 1'den büyük, 2 üssü 4'ten küçük olmuş oldu. Yön değiştirmedi yani. Buradan 2 üssü 4 16. 3'ü de bu tarafa atınca 6 x küçük 19. Her iki tarafı 6'ya böldüm. X küçük 19 bölü 6. Logaritmanın tanımı gereği yine 2x eksi 1'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Buradan çözümü yaptığımızda x 1 bölü 2'den büyük. Hem şu hem de şu. Ortak çözüm düşünün. 1 bölü 2'den büyük 1 var. 2 var. 3 var. 4 diyemeyiz çünkü 19 bölü 6 3 küsür bir sayıdır. Yani 3 küsürden küçükse en büyük de 3 olabilir. O yüzden 3 tane alabileceği değer vardır. Logaritmik denklem ve eşitsizlikler de böyle. Tabii ki çok farklı soru tipleri de karşınıza çıkacaktır. Mutlaka bol tekrar yapıp soru bankalarınızdan soru çözün. Matematik soru çözerek tekrar edilecek bir ders. Okuyarak yapılabilecek bir ders değil. O yüzden de bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Fazla değişik tekrar soru tiplerini de bu şekilde görmüş olursunuz. Bugünlük bu kadar. Logaritma konusunun sonuna geldik. Bir sonraki derste başka bir AYT konusuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. TV Bank.
Merhaba arkadaşlar, Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben Başak Demir, dersimiz coğrafya. Geçen hafta dünyanın şeklinin doğurduğu sonuçları inceliyorduk. Orada yer çekiminde kalmıştık. Hemen devamını getirelim. Yer çekimi ekvatordan kutuplara gidildikçe artıyor arkadaşlarım. Kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır. Neden? Çünkü kutuplar yerin merkezi olan çekirdeğe daha yakındır. Bu sebeple kutuplar ve çevresinde yer çekimi daha fazladır. Unutmayın. Şimdi burada sana nasıl soracak? Ülke verebilir. Ülke verebilir arkadaşlarım burada sana. Ya da şehir verebilir. Yer çekimlerini kıyaslamanı isteyebilir. Mesela biz ülke örneği yapalım. Brezilya, Rusya. Hangisinde yer çekimi daha fazladır? Düşüneceğiz. Bu verdiği ülkelerden hangisi kutba daha yakın? Rusya kutba daha yakın olduğu için yer çekimi bu ülkede daha fazladır diyeceğim. Şehir sorabilir dedim. Nasıl sorabilir? Kuzeyde bir şehir verir ülkemizden. Nereyi versin? Sinop desin. Bir de güneyden bir şehir versin. Mersin desin. Hangisinde yer çekimi daha azdır? Ekvatora yakın olan da yer çekimi azdı. Bu şehirlerden hangisi ekvatora daha yakındı? Mersin daha yakındı. O sebeple yer çekimi Mersin'de daha azdır Sinop'a göre. Evet, ekvator çemberi bütün meridyen ve paralellerden daha büyüktür. En şişkin paralel ekvatordur. Çünkü dünyanın şekli geoitti, hatırlayalım. İki meridyen arası uzaklık. İki meridyen arası uzaklık kutuplara gidildikçe azalır. Evet, neden? Dünyanın şeklinden dolayıydı bu. Ekvator şişkin olduğu için sadece burada hesaplama yapıyordum. Unutmayın, ekvatordaki ardışık iki meridyen arası mesafe 111 kilometreydi. Bu kutuplara gidildikçe daralıyor. Çünkü kutuplar basık. Çünkü dünyanın şekli geoid diyordum. Yine dünyanın şekline bağlı arkadaşlar. Termik basınç kuşakları oluşuyor. Termik basınç kuşakları çok önemli. Nedir? Şimdi basınç İklim ve elemanlar ünitesinde işleyeceğiz arkadaşlar. Basınç gökyüzündeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. Bunu iklim bilgisine detaylıca işleyeceğiz. İki türlü basınç kuşağı vardır. Termik ve dinamik. Şu an termik üzerinde duruyorum. Termik basınç kuşağı nedir? Dünyanın şekline bağlı oluşuyor arkadaşlarım. Sıcaklığa bağlı. Dünyanın şeklinin doğurduğu sıcaklık kavramına bağlı oluşuyor. Termik basınç kuşakları. Ekvator ve kutup noktaları termik basınç kuşağıdır. Ekvator yıl boyunca sıcaktır. Al, sıcaklığa bağlı oluştu. Termik kökenli basınçtır diyorum. Kutuplar yıl boyunca soğuktur. Yine düşük sıcaklığa bağlı oluştuğu için termik kökenlidir diyoruz arkadaşlarım. Başka bir özelliğe geçiyorum dünyanın şeklinin doğurduğu. Paralellerin uzunlukları kutuplara doğru kısalır, azalır. En uzun paralel hangisiydi? Ekvator. En küçük paralel, hatta nokta halini alan paraleller hangisiydi? Kutup noktaları idi. Evet, bakınız, meridyenler arası mesafe kutuplara doğru daralıyor. Bunu şekil üzerine de görebiliyoruz. Şöyle ardışık iki tane meridyene bakıyorum. Meridyen arası mesafeye, ekvatorun üzerindekine bakın. Devam ediyorum. Kutup üzerinde bu ardışık iki meridyenin, şu ardışık iki meridyenin uzaklığına bakın arkadaşlar. Kutuplarda meridyenler birbirine daha yakın, ekvatorda daha uzaktır. Neden? Kutuplar çünkü basıktır. Bu sebeple meridyenler orada birbirine daha yakındır diyoruz arkadaşlarım. Az önce bahsettiğim basınç kuşağı şeklini verdim ama iklim bilgisinde bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi size yerlerini tekrar göstereyim. Ne demiştim? Termik basınç kuşakları dünyanın şeklini doğurduğu, güneş ışınlarının geliş açısının doğurduğu sıcaklığa bağlı oluşuyordu. Ekvator ve çevresi neydi? Yıl boyunca güneş ışınlarını büyük açıyla alıyordu. Sıcaklık o sebeple burada yüksekti. Basıncım ne oldu? Termik oldu. Kutuplar güneş ışınlarını yıl boyunca nasıl alıyordu? Düşük açılarla alıyordu. Sıcaklık da yıl boyunca düşüktü. Düşük sıcaklığa bağlı oluştuysa ne diyeceğim? Termik kökenli basınç diyeceğim. Bu ikisi sıcaklığa bağlı oluştu diyorum. Yüksek, alçak basınç, bunlar nedir? Basınç ünitesinde, yani iklim bilgisi ünitesinde basınç başlığını bunları detaylandıracağız. Gelin şimdi
dünyanın şeklini doğurduğu sonuçları bitirdik. Bununla ilgili bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından değildir? Değildir diyor. A. Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması doğrudur. Dünyanın şeklinin doğurduğu bir sonuçtur. Ekvator en şişkin paralelerdi. Çizgisel hız kendi etrafındaki dönüş hızı ekvatorda fazlaydı. Kutuplarla paralellerin boyları kısaldığı için burada çizgisel hız azalıyordu. A şıkkına ulaşıyorum. Bir sıkıntı yok. Yer çekimi kutuplara doğru artıyor. Evet, çünkü kutup noktaları yerin merkezine daha yakındı. Bu da gitti. Termik basınç alanlarının oluşması az önce işledik. Sıcaklığa bağlı oluştuğu için dünyanın şeklinin doğurduğu bir özelliğe bağlı oluştuğu için güneş ışınlarının geliş açısına bağlı oluştuğu için bu da gitti. Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru daralması dünyanın geodezik şekle sahip olmasının doğurduğu bir sonuçtu. Bu da gitti. Güneş ışınlarının geliş açısının gün içerisinde değişmesi bu neye bağlıydı? Günlük hareket. Birazdan işleyeceğiz. Eksen hareketi dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete bağlı oluşuyor. Cevabım ne oldu? E şık oldu arkadaşlarım. Evet. Dünyanın şeklinin sonuçlarını detaylıca inceleyerek bitirdik. Örneklerimize de baktık. Dünyanın hareketleri ve eksen eğikliğine doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlarım. Bu ünite coğrafyada standart sapmanın en fazla olduğu, en fazla öğrenci eleyebileceğiniz, rakip eleyebileceğiniz bir ünitedir. Birazcık zor gelir öğrencilere. Niçin? Soyut kavramlar çok fazla. Özellikle eksen eğikliğinde soyut kavramlar çok fazla olduğu için öğrenci burada birazcık zorlanabiliyor. Zorlanmamak için buradan soru gelirse doğru yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Sunumlarımızı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili konu tekrarı yapmanız gerekiyor ve olabildiğince bu ünitede olabildiğince soru çözmeniz gerekiyor. Öğrendiğini en iyi soru üzerinde uygulayabilirsin. Farklı soru tiplerini farklı kaynaklardan gördüğün zaman emin ol bu ünitede hiçbir sıkıntın kalmıyor. Evet, dünyanın hareketleri başlığında arkadaşlar dünyanın iki türlü hareketi var. Nedir? Günlük hareket, yıllık hareket. Günlük hareketi kendi ekseni etrafında 24 saatte batıdan doğuya doğru gerçekleştirdiği harekettir. Diğer ismi nedir? Sorularda çok fazla karşına gelecek. Eksen hareketi de diyebilir buna. Bir de dünyanın yıllık hareketi var. Bunun diğer ismine yörünge hareketi diyoruz. Yıllık hareketini 365 gün 6 saatte yine batıdan doğuya doğru bu kez güneş etrafında yapıyor diyoruz arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketiyle başlayalım. Neydi? 24 saatte dünyanın batıdan doğuya kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ben günlük hareket diyordum. Günlük hareket sonucu gece gündüz oluşuyor ve birbirini izliyor arkadaşlar. Gece gündüz oluşur ve birbirini izler. Yani süre gelir. Bu sürekli devam eder. Günlük hareket sonucu günlük sıcaklık farkları meydana geliyor. Gece gündüz arasında günlük sıcaklık farkı meydana geliyor. Bakın bu günlük sıcaklık farkı bir yerde ne kadar fazlaysa mekanik fiziksel çözülmede o kadar fazla olur. Ne demektir bu? Gece ve gündüz arasında aşırı bir günlük sıcaklık farkı varsa orada kayaçların fiziki yapısında ufalanmalar meydana gelir. Bunu yine harita üzerinde sorabilir bakın. Bir tane size Türkiye haritası yahut dünya haritası verir, işaretler. Der ki bunların hangisine fiziksel çözülme daha şiddetlidir ya da daha azdır diye sorabilir. Şimdi fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu yerlerde anahtar kelimem yani bulmam gereken şey ne? Günlük sıcaklık farkının fazla olması lazım. Gece gündüz arasında. Gündüz aşırı sıcak, gece aşırı soğuk olması lazım. O fark epey olması lazım. Nerelerde fiziksel çözülme farkı fazladır arkadaşlarım? Dünya üzerinden önce yolculuk yapalım. Karaların, geniş kara parçaların iç kısmında mekanik, fiziksel çözülme çok fazladır. Nereler buralar? Karaların iç kısımları dedik bir. Çöller 2 mekanik çözülmenin şiddetli olduğu yerlerdir. 3 kutup noktaları yine mekanik fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu yerlerdir. Nerelerde azdır mekanik çözülme? Bir yerde nem varsa deniz kenarındaysa
Günlük sıcaklık farkı az çıkar. Buralarda ne diyeceğim, nemin olduğu yerlerde fiziksel çözülme de azdır. Deniz kenarları, ekvator ve çevresi nedir arkadaşlar? Fiziksel çözülmenin az olduğu yerlerdir. Şimdi fiziksel çözülmeyi kayaçlar ünitesinde detaylıca zaten işleyeceğiz. Sen şu an nerelerde fazla olduğunu, az olduğunu bil ve neye bağlı oluştuğunu bil. Bu önemli çünkü. Yine günlük sıcaklık farkına bağlı kara, deniz, dağ, vadi, meltemi dediğim meltem rüzgarları oluşur. Buraya bir yıldız koyuyorum bakın. Günlük hareket sonucu oluşan rüzgarın ismi neymiş? Meltem rüzgarı. Birazdan yıllık harekette de bir rüzgar oluşacak. Onunla karıştırmaman için yıldızı koydum. Yine günlük harekete bağlı gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Bunu biliyorsun. Enlemde anlattık. Dünyanın şeklinin doğurduğu sonuçlarda anlattık. Güneş ışınları gün içerisinde arkadaşlarım 90 derece ile aldığı saat kaçtır? Öğle vakti denir ona. Yerel saatte bahsettik. 12.00'da yeryüzüne güneş ışınları 90 derece ile gelir. Alabileceği en büyük açıyla saat 12'de alır. Ufuk düzleminde tam tepe noktasında olur güneş. Sonra ufuk düzleminde geliş açısı daralır ve güneş de batmaya doğru gider demiştik. Burada meltem rüzgarların şekillerini koydum. Yine arkadaşlarım rüzgarların ötesinde bunu işleyeceğiz. Dağ meltemi, vadi meltemi, bu da onların şekilleri. Şimdi sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarına günlük hareket sonucu sapma, savrulmalar meydana gelecek. Günlük hareket sonucu oluşuyor bu. Sürekli rüzgarlar ekvator ve çevresi sıfır, yani tropikal kuşakta 0-30 derece arasındaki sürekli rüzgara alize denir. 30-60 arasındaki sürekli rüzgara batı rüzgarı denir. 60-90 arasındaki rüzgar kutup rüzgarıdır. Şimdi burada durdurup soruyorum sana hemen. 3 tane sürekli rüzgar var ya, hangisi seni ilgilendiriyordu? Geçen hafta işlemiştik coğrafi konumda. Türkiye'nin coğrafi konumunda işlemiştik. Hangisi seni, yani Türkiye'yi ilgilendiriyor bu sürekli rüzgarlardan? Biz bir orta kuşak ülkesiyiz. O yüzden biz sürekli rüzgarlardan batı rüzgarının esiş alanı içerisinde yer alıyoruz. Bunu da tekrar etmiş olduk. Peki bu sapma yönleri nasıl? Bakın, günlük harekete bağlı oluşuyor. Kuzey yarım kürede sürekli rüzgarlar sağa sapar. Güney yarım kürede ise sola sapar. Bunun şeklinde çizeceğiz rüzgarlarda. Yine dünyanın günlük hareketine bağlı ne meydana gelecek? Yerel saat farkları oluşacak. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki noktada güneş önce doğacak, önce batacak. Kime göre? Daha batıdaki noktaya göre. Cisimlerin gölge boyları gün içerisinde değişecek. Söyleyelim hemen, 90 dereceyle saat kaçta alıyordu? 12'de gün içerisinde, saat 12'de yeryüzü güneş ışınlarını alıyordu. O halde saat 12'de gölge boyu oluşur mu? Oluşmaz. Gölge boyum saat 12'de sıfırdır. Derecesi sıfırdır gölge boyumun. Daha sonra gölge boyu uzayacak. Diğer saatlere, batışa geçtikçe güneş gölge boyu uzayacak diyoruz. Her iki yarım kürede 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç alanları oluşur demişiz. Şimdi termik basınç kuşakları nasıl oluştuğunu söyledik. Neye bağlı oluşuyordu? Sıcaklığa bağlı oluşuyordu. Dinamik dediğim basınç kuşakları ise günlük harekete bağlı oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Hemen şekline bakalım arkadaşlar. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru dönüş yapıyor. Bu dönüşünü yaparken ekvatordan yükselen hava kütlesi kutuplara gitmeye çalışıyor. Gitmeye çalışırken arkadaşlar dünya duruyor mu? Durmuyor. Dönüyor. Döndüğü için de ne yapıyor? Ekvatordan yükselen hava kütlesi kutuplara varamıyor ve 30 derecede bir yığılma gerçekleşiyor. Bu yığılmanın sebebi ne? Günlük hareket, bakın, dönüşü sebebiyle yığılma yaşıyor. Bu 60 derecede 30'un devamında olduğu için yine günlük harekete bağlı oluşmuş dinamik kökenli bir basınç kuşağıdır diyorum. 30 derece ve 60 derece enlemlerinde meydana gelen basınç neye bağlı oluşmuş? Günlük harekete. 0 ile 90 arasında meydana gelen neye bağlı oluşuyordu arkadaşlar? Yeşille çizdiklerim.
Şu aşağıda kalıyor. Şöyle yapalım. Neye bağlı oluşuyordu? Dünyanın şekline bağlıydı. Tamam mıyız? Devam ediyoruz. Şimdi tekrar ediyorum. Bu alçak ve yükseği lütfen şu an ne olduğuna kafa yorma. Dediğim gibi basınç ünitesinde konusunda bunu işleyeceğiz. Evet, günlük hareketim de bitti. Hemen bunun sorusunu çözüp bir pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi günlük hareketin bir sonucu değildir? Günlük hareket sonucu A. Kayaçlarda ne meydana geliyordu? Mekanik çözülme. Diğer ismi neydi bunun? Fiziksel çözülme. En fazla nerede meydana geliyordu? Dünyada nerelerde meydana geldiğini az önce saymıştık. Bir de Türkiye'de sayalım arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkının en fazla olduğu yerde mekanik çözülme meydana geliyor. Ülkemde en çok bunu iç kısımlarda göreceğim. Özellikle İç Anadolu bölgesinde göreceğim arkadaşlarım. Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe mekanik çözülme artar. Unutma çünkü neden? Kıyılar nemli bölgeler, nem gün içerisinde sıcaklığın aşırı yükselmesini ve aşırı düşmesini önlüyor. O sebeple kıyılarda mekanik çözülme görmüyorum. Daha çok iç kısımlarda görüyorum. Mesela burada çok güzel soru sorabilir size. Farklı bir soru tipi yaratalım hemen. Şehir verir, Ağrı der, Malatya der, Erzincan der, işte Gümüşhane der, bir de İzmir der. Bu verdiğim 5 şehirlerden hangisinde mekanik ya da fiziksel çözülme daha azdır? Tabii ki İzmir. Neden? Kıyıda olduğu için nem vardır. Nem de günlük sıcaklık farkının artmasını önler. O sebeple mekanik çözülme İzmir'de verdiğim diğer şehirlere göre daha azdır. Güzel. Soru içinde soru ürettik bakın. Bu da gitti. Meltem rüzgarları neye bağlı oluşuyordu? Kara ve denizin gün içerisinde farklı ısınmasına bağlı oluşuyordu. Evet. Günlük hareket gitti. Yerel saat farkları meydana geliyordu. Doğuda güneş önce doğuyordu, önce batıyordu. Batıya göre bu da gitti. D şıkkı bir dursun. E şıkkına bakalım. Dinamik kökenli basınç kuşakları. Evet, günlük harekete bağlı oluşuyordu. Burada sakın karıştırma, termikle karıştırabilirsin ki karıştıracaksın. Karıştırmamak için çok iyi pekiştir. Termik kökenli basınç kuşağım günlük harekete bağlı mı oluşuyordu? Hayır, dünyanın şekline bağlı oluşuyordu. E şıkkı da gitti. Mevsimler arkadaşlarım günlük harekete bağlı oluşmaz. Daha işlemedik. Birazdan yıllık harekette birlikte bununla bahsedeceğiz. Eksen eğikliğinde özellikle haftaya bahsedeceğiz. Mevsimlerin oluşması yıllık hareket ve eksen eğikliğine bağlıdır. Bakınız bu cevabımız çıktı. Günlük hareket sonucu meydana gelen bir olay değildir. Evet. Dünyanın yıllık hareketi, yörüngenin şekli. Bunlardan birazcık bahsedelim. Haftaya bunu aslında eksen eğikliğiyle birleştirip daha iyi pekiştireceğiz. Dünyanın yıllık hareketi, dünya günlük hareketini yaparken bir yandan da ne yapıyor arkadaşlar? Yıllık hareketini gerçekleştiriyor. Güneş etrafında dünyanın 365 gün 6 saatte batıdan doğuya doğru yaptığı harekete yıllık hareket diyorum. Bakın şu 6 saat önemli. Bunu bir şeye bağlayacağız daha sonra. Dünya güneş etrafında dönerken arkadaşlarım yörüngesi elips şeklindedir. Bak sırf elips şeklinde yörüngede elips şeklinde bir yörünge oluşturduğu için arkadaşlar farklı sonuçlar meydana gelecek. Dünya elips şeklindeki yörüngesinde güneşe yaklaşacak, uzaklaşacak. Buna bağlı bazı tarihler meydana gelecek arkadaşlarım. Nedir o? Dünya güneşe en yakın olacak buna. Beri gelden aklınıza gelsin. Gün beri diyeceğim. Dünya güneşe uzak olacak. Öte gitten aklınıza gelsin. 4 Temmuz diyeceğim. Şimdi yıllık harekete buraya kadar geldik. Haftaya buradan alacağım konuyu arkadaşlarım tekrar. Önemli kısımlardayız. Lütfen bu kavramları, bu konuları çok çok iyi dinleyin. Çok çok iyi tekrarlarını yapıp sorusunu çözün. Şimdi bazen öğrenci öğretmeni derste bu şekilde canlı derslerde dinliyor. Fakat soru çözmeye geldiğinde problem yaşayabiliyor. Onun da önüne geçebilmek için bol bol tekrar yapmanız lazım. Dediğim gibi arkadaşlarım haftaya yıllık hareketten devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum. TV Bek.
Günaydınlar. Yine tüm dünyaya sağlık diliyorum. İnşallah o sağlıklı günler bir an önce gelir. Her şey yoluna girer. Her şey yoluna girecek. Umut ediyoruz. Umutlar bitmesin. Değil mi? Şimdi geçen hafta neler görmüştük bir hatırlayalım isterseniz. İlk başlığımız neydi? Paris Barış Konferansı'ydı. Paris Barış Konferansı'nda alınan kararla Yunanlılar İzmir'i işgal etmişti. İlk kurşun atan, evet, doğru, Hasan Tahsin. Peki, şimdi Rumlar işgal ediyor İzmir'i ama Mondros'a göre ordu terhis edilmiş, dağıtılmış, silah alınmış, cephaneler alınmış. Elimiz kolumuz bağlı, teslim durumdayız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu işgale karşı el kolu bağlı mı duracağız? İşte o an Kuvayi Milliye ruhu doğacak. Eli silah tutan 7'den 70'e herkesin oluşturduğu bir birlik. Düzenli ordu değil, dikkat. Ordu kelimesi kullanmıyoruz. Kuvayi Milliye halkın içinden çıkmış bir ruhtur. Ve düşmanı yavaşlatmıştır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar bize zaman kazandırmıştır. Ve daha sonra Kuvayi Milliye'den sonra Amiral Bristol raporundan bahsetmiştik. Amiral Bristol hatırlarsanız İzmir ve çevresinde bu Rumların bu bölgede çoğunlukta olduğunu, Rumlar iddia etmişti, Türkler Rumları katlediyor. Bu iddiaları yalanlamıştı. İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğunu, Türklerin Rumları değil, Rumların Türkleri katlettiğini ortaya koymuştu. Ve dünya kamuoyunu bilgilendirmişti bu noktada. Amiral Bristol raporunda konuştuk ve sonra cemiyetler demiştik. Cemiyetleri hatırlıyoruz değil mi? Zararlı cemiyetler, yararlı cemiyetler. Tablo o şekildeydi. Görsel hafızamızdaysa eğer, bakalım mı? Da-da-da-dam. Evet, zararlı azınlıkların kurduğu, Türklerin kurduğu ve yararlı cemiyetler. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerden bahsetmiştik. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Rumların kurduğu Etnike Eterya ve Mavrimira dediğimizde ne aklımıza gelecekti? Megola, idea, büyük fikir, büyük hayal. Neydi bunların büyük fikri ve büyük hayali? İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'da büyük bir Bizans Rum İmparatorluğunu yeniden kurma. Rum Pontus, Doğu Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlıyorlardı. Ermeniler, Hınçak, Taşnak, Ermeni intikam alayı. Bu üçünün de mantığında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulmasını istiyorlardı. Yahudiler, Alyans İsrailit ve Makabi. Bunlar da bir İsrail devleti kurulmasını, bir Yahudi devleti, bağımsız bir devlet kurmak hedefindeydi. Ama bizim asıl, hatırlayın, Kurtuluş Savaşı'nda da karşımızda kimlerle özellikle savaşacağız? Rumlar ve Ermenilerle. Ve Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerde kalmıştık arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Şimdi kelimelere baktığınızda Allah aklınızdan hızlık alacak, bunlar çok farklı diyorsunuz haklı olarak. Emin olun kelimelerin içindeki, böyle cımbızla çekeceğiz o kelimeden, hemen hatırlayacaksınız neden kurulduğunu. Zaten birkaç tekrardan sonra soru çöze çöze oho bunları o kadar aşina oluyorsunuz ki biz demeden zaten siz hop lep demeden leblebi diyorsunuz. Tamam, okey. Evet. Kürt terli. Şimdi içinde ne geçiyor? Kürt. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaya amaçlıyorlar. Kürdistan devleti. İslam Teali Cemiyeti. İçine ne geçiyor? İslam. Bunlar da kurtuluşun İslam'da olduğunu düşünüyor. İslam demek, İslam, halife, halife kim? Padişah. O zaman kurtuluşun halifeye bağlı kalınarak, padişaha bağlı kalınarak sağlanabileceğini düşünüyorlar. Sulh ve selameti Osmaniye fırkası. Barış ve selamet Osmanlı'dadır. Kurtuluş Osmanlı'dadır. Kurtuluşun Osmanlı'da, yani padişahta olduğunu düşünüyor. Kurtuluşun padişaha, yani saltanata bağlı kalmakla sağlanabileceğini düşünüyor.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Fırka, parti. Şimdi o dönemde hangi parti var? İttihat ve Terakki Partisi. Biz daha önce görmüştük İttihat ve Terakki Partisi'ni. İkinci meşrutiyeti getirmeye çalışıyordu, hatırlıyor musunuz? Ya meşrutiyet neydi? Padişahın yanında meclis. Yani meclisi getirmeye çalışıyorlar. Hürriyet ve İtilaf, İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuşsa o zaman bunlar neye karşı? Meclise karşı. Kimin taraftarı? Padişahın taraftarı. O zaman bunlar ne diyor? Onlar da diyor ki kurtuluş padişahtadır. İttihat ve Terakki'ye tepki olarak saltanat yanlarının kurduğu bir cemiyettir. O zaman toparlayacak olursak İslam Tealiye, Sulh ve Selameti Osmaniye, Hürriyet ve İtilaf, bunun üçünün mantığında ne var? Kurtuluş padişahtadır. O ne derse yapalım, o en doğruyu biliyordur. Şeklindeki bir mantıkla hareket ediyorlar. Wilson prensip bir cemiyeti. Wilson, Woodruff Wilson, Amerikalı, Amerika. Bu neyi savunuyor? Bu da diyor ki kurtuluş Amerika mandasındadır. Amerika gibi güçlü bir devletin himayesine girilirse Osmanlı Devleti'nin kurtulacağını savunuyor. Manda. Manda yani himaye. Manda ve himaye. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarını da hatırlıyor musunuz? Sömürgeciliğin yerini ne almıştı? Manda ve himaye. Yani biz Amerika mandasına girersek kurtuluruz diyor. Sömürgeciliğin diğer adı. Manda, himaye. Yorumu size bırakıyorum. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. İngiliz Sevenleri Cemiyeti. Bu da diyor ki kurtuluş İngiliz mandasındadır. İngiliz mandacılığını savunanlar tarafından kurulmuş, savunanlar Osmanlı Devleti'nin yöneticileri. Şimdi bu üçünde kurtuluş padişahtaydı. Bu ikisinde de kurtuluş mandada aranıyor. Amerika mandasında, İngiliz mandasında. Kurtuluşun manda himayeye girmekle olacağını savunuyorlar. Bir tek bunu da gruplamadık. Bu da Kürdistan Devleti kurmayı amaçlıyor. Gelelim yararlı cemiyetlere. Ve dadadadam işte yararlı cemiyetler. İyi ki varlar. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Trakya. Trakya. Kim burayı işgal etmişti, istiyorlar? Neresi? Yunanlar. Yunanlar. Trakya bölgesindeki işgali karşı Yunanlıların bu bölgeyi almasına karşılık, yani önlemek adına kurulmuştur. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir kim istiyordu? Yunanlar. Evet, İzmir'in Yunanlara verilmesini engellemek için kurulmuştur. İzmir Reddi İlhak. Bakın, ilhak bağlanmak, katmak demektir. Evet, kıtemde dayanmadı, düştü. Neyse. İzmir Reddi İlhak. İlhak, bağlanmak, katmak. İzmir'in bağlanmasını reddediyoruz. Kime bağlanmasını? Yunanlılara bağlanmasını reddediyoruz. İzmir'in haksız işgaline karşı kurulmuştur. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum gençler. Bazen soruda reddi ilhak der. İzmir'i vermez. Bilerek vermiyor İzmir deyince, biliyorsunuz Yunanların çünkü o bölgeyi istediğini. İzmir diyor, hiç önemli değil. Biz artık öğrendik, İzmir reddi ilhak. Tamam mı? Hemen aklınıza reddi ilhak dediğinde İzmir reddi ilhak, tamam, bu bölgenin Yunanlara verilmesini önlemek için, İzmir'in verilmesini önlemek için kurulmuştur. Kilikya. Ha, bu biraz değişik değil mi? Kilikya ya, neresi burası? Hepsi bildiğimiz yerde. Kilikya, Adana ve çevresi, Çukurova. Bu bölgenin Fransız ve Ermenilere karşı olmasını önlemek için, Fransızlara verilmesini önlemek için kurulmuştur. Trabzon hatırla. Bu da yine bu bölgede Pontus Rum Devleti kurulmak isteniyordu ya, Rumlara karşı, Rumların eline geçmesini önlemek için kuruldu. Doğu Anadolu kim istiyordu? Evet, aldı çizdi, Ermeniler. Doğu Anadolu bölgesinin Ermenilere verilmesini engellemek için kuruldu. Ve dikkat, şimdi buraya kadar hep isim gittim değil mi? İşte Trakya, İzmir, Kilikya, Trabzon, Doğu Anadolu. Milli Kongre ve Anadolu Kadınları'nda bir bölge isim verilmedi. Bunlar miting, gösteri, protesto telgraflarıyla işgallerin ne kadar haksız olduğunu duyurmaya çalışacaklar. Zaten kelime bile kadın diyor. Savunma, ortaya koyma, söyleme, değil mi? Yani oradan bile aklınıza gelebilir.
şu Milli Kongre'de ne demiş? Milli mücadelenin haklılığını basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmak. Kuvayi Milli ifadesini ilk kullanan cemiyettir. İlkler önemli oluyor, soruluyor, karşımıza çıkabiliyor. Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti ise Anadolu'nun birliğini sağlamak için mitingler düzenlenmiş ve itilaf devletleri temsilcilerine dikkat protesto telgrafları çekilmiştir. Evet, devam edelim. Yararlı cemiyetlerin genel özelliklerine baktığımızda bu cemiyetler bölgesel nitelikli olarak kuruldular. İzmir, Trabzon, Doğu Anadolu. Kendi bölgelerinin Türklere ait olduğunu toplantı, miting, propaganda, yayın gibi etkinliklerle duyurmaya çalıştılar. Hepsi Mondros Ateşkes sonrası başlayan işgallere karşı tepki olarak kurulmuşlardır. Ve Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir diyoruz. Evet. Ve dadadadam yepyeni bir sayfa açıyoruz artık. Bir gerçekten yeni bir başlık gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemine başlıyoruz. Milli mücadeleye başlıyoruz artık. Genelge ve kongreler dönemi diye adlandırabiliriz bu sürece. Ve ilk olarak Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği'nden bahsedelim. Samsun ve çevresi karışıklık içerisinde. Kim bu bölgeyi istiyordu? Hatırlayın, Doğu Karadeniz, Rumlar, Yunanlar değil mi? Tabii şimdi bu bölge işgal edilmiş. İşgale karşı halk da tepkisiz kalmıyor. Bir şekilde ne yapıyor işgallere? Karşılık vermeye çalışıyor. Ama 7. madde var. Hatırlıyor musunuz Mondros'un 7. maddesini? Ne diyordu? İtilaflar kendi güvenliğini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istediği stratejik bir noktayı işgal edebilir. Stratejik derken nereyi kastediyor? İstanbul, başkent, boğazlar. Yani canımı sıkma. Ben gelir istediğim yeri işgal ederim. Sen bana karşı koyma. Burada açık bir tehdit var. E şimdi Samsun ve çevresine karışıklık çıkıp halk da buna tepki gösterince Vahdettin düşünmeye başlıyor. Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Bir sürü soru işareti. Nasıl yapacağız? Ne olacak? Halk tepkili. Mondros'un 7. maddesi var. Buradaki karışıklık. Karışıklığı sona erdirmemiz gerekiyor. Kim yapar? Kim bu karışıklığı sona erdirebilir? Kim derken işte Mustafa Kemal çok büyük bir görev verecek. Değil mülki amirleri idari emir bile verme yetkisine sahip. 9. Ordu Müfettişi. Neden Mustafa Kemal peki? Neden? Neden? Mustafa Kemal'in daha önceki başarıları. Trablusgarp, Balkan, değil mi? Çanakkale, Kafkas, hatırlayın. Suriye, Filistin. O başarılar. Mustafa Kemal'in bazı çevrelerce İstanbul'un uzaklaştırılmak istenmesi. Şimdi Mustafa Kemal zaman zaman tabii gördüğü yanlışları eleştiriyor. Eleştirdiği için de bu buradan İstanbul'dan başkentten padişahın olduğu bölgeden uzaklaştırılmak isteniyor. Padişah Vahdettin'in veliahtlık döneminden itibaren Mustafa Kemal'i tanıyor olması. Mustafa Kemal'in üstün bir örgütleyicilik özelliğinin olması. Ya Trabzonscarp'ta hatırlarsanız gönüllü olarak gidiyor oradaki bölge halkını örgütleyerek düşünün. Bingazi, Derne, Tobruk'ta başarılar gösteriyor. Çanakkale, tüm dünya onu tanıyor. Örgütleyicilik özelliği. Tam bir lider. Lig vasfı. Devam edelim. Peki ne yapacak? 9. Ordu Müfettişi. Şimdi diyor ki git o görev bölgesindeki meydana gelen olayları incele. Karışıklığın çıkış nedenlerini sapta. Bölgede güvenliği sağla. Orduyu terhis et. Terhis olmayanlar varsa terhis et. Çünkü Mondros öyle söylüyor. Elindeki silahları al. Topla.
Bölgedeki silah ve cephanelikleri topla, itiraf devletlerine teslim et. Halka silah dağıtan kuruluşları ortadan kaldır. Kısaca halkı sustur ve durdur. Bakalım ne yapacak Mustafa Kemal? Görevi bu. Tabii ki padişahım diyecek. Ve 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruna biner. 3 gün yolculuktan sonra 19 Mayıs 1919 Samsun'dadır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından meclisin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin hazırlık dönemini oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Genelge ve kongrelere girmeden önce bir Samsun raporundan bahsetmek istiyorum. Samsun raporu, burada gençler, şimdi şöyle bir ifade var. Diyor ki Mustafa Kemal, ey Rumlar, eğer siyasi emellerinizden vazgeçerseniz olaylar kendiliğinden son bulacaktır. Ya açıkça burada bir uyarı var aslında, dikkat ederseniz. Yani bakın, önce uyarıyorum, hani yanlış yapıyorsunuz. Hadi buralardan çekilin, hani işgal etmeyin, gidin ki halk da tepki göstermesin. Böyle bir rapor. Dikkat edin, burada bir uyarı var. Direkt müdahale yok. Samsun bölgesi Rumları siyasi emellerinden vazgeçerlerse olaylar kendiliğinden sona erecektir. Ulusal mücadelenin ilk raporudur. İlk, dikkat. Devam edelim. Ve ilk genelgemiz Havza genelgesi. Şimdi bakın, Havza genelgesi dediğimizde aklınızda şu gelsin. Miting, gösteri, protesto telgrafları. Amaç ne? Milli bilinci uyandırma, ulusal heyecan yaratma. Ey halk, uyan! Düşman ayağı toprağa basmış. Kır at. Büyük ve heyecanlı mitingler düzenlenecek ve işgaller protesto edilecek. İstanbul hükümetine protesto telgrafları çekilecek. Büyük devletlerin temsilcilerine uyarı mektupları ve telgraflar çekilecek. Yapılacak mitinglerde Hristiyan halka zarar verilmeyecek. Önemi, dikkat. Miting, gösteri, protesto telgrafları ile milli bilinci uyandırma ve ulusal heyecan yaratma. Havza genelgesini burada noktaladık. Amasya genelgesine diğer ders devam edeceğiz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bayraklı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Yusuf Barış Kaner. Konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha öncesinde katı basıncını ve gaz basıncını incelemiştik. Bunlarla ilgili küçük hatırlatmalarımızla başlayalım. Daha sonra sıvı basıncından devam edeceğiz. Şimdi katılar ağırlıklarından dolayı basınç yapıyorlar ve basınçlarını sadece tabana yapıyorlardı. Gazlar hem açık hava hem kapalı kap gaz basıncı olarak düşündüğümüz zaman, açık hava basıncını birazcık daha üzerimize binen hava katmanının ağırlığı olarak düşünebiliriz. Ama kapalı kaplardaki gaz basıncını gaz molekül ya da atomlarının kabın çeperlerine çarpmasıyla uyguladıklarını söylemiştik. Şimdi gazların basınç uygulama yönleri kabın her tarafına doğru. Yani katılar sadece tabana yaparlarken gazlar taban, yan yüzeyler ve tavan olmak üzere her tarafa basınç yapıyor. Şimdi gelelim sıvı basıncına. Sıvı basıncı, burada gördüğünüz gibi belli bir yüksekliğe kadar doldurulmuş sıvımız var. Sıvılar akışkan oldukları için bulundukları kabın şeklini alırlar. Ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın tabanına ve yan yüzeylerine kuvvet uygularlar. Bu da basınç oluşmasını sağlar. Sıvı değdiği her noktaya basınç uygular.
Tabii burada sıvıda gördüğünüz gibi yukarıya doğru oklarımız yok. Yani sıvı kendiliğinden durduğu yerde herhangi bir dış etki görmezse tavana doğru basınç yapmaz. Tabana yapar ve yan yüzeylere yapar. Şimdi yan yüzeylere yapma sebebi de şu. Akışkan olmak ne demek? Moleküllerin ya da atomların birbiri üzerinden kayarak hareket etmesi demek. Şimdi sıvıyı buradan doldururken dökülen sıvı birbirleri üzerinden kayarak yanlara doğru açılacak. Ve biz sıvıyı dökmeye devam ettiğimizde yanlara doğru olan bu etki yan yüzeylere kuvvet uygulayacak ve yan yüzeylerde basınç oluşturacak. Yani burada söylediği, ikinci cümlede söylediği aslında bu. Şimdi devamına baktığımız zaman sıvı basıncı ile ilgili yoğunluk kavramımız var. Sıvının yoğunluğu artarsa sıvı basıncı da artar. Bakın iki şekilde de aynı miktarda, daha doğrusu aynı yüksekliğe kadar doldurulmuş su ve alkol var. Burada suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan fazla olduğu için Y noktasındaki sıvı basıncı X noktasındaki sıvı basıncından fazla olur. Bir kap daha koymuş olsaydık yan tarafına, onun içine de mesela civa doldurmuş olsaydık, civanın yoğunluğu da sudan büyük olacağı için civanın tabanında da diyelim Z noktası var. Z daha büyük olacaktı. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi kaplara aynı cins sıvı konulduğunda kapların tabanlarını etki eden sıvı basıncı eşittir. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Buradan da onu görüyoruz. Bakın kabın şekli ne olursa olsun, dar bir kap, geniş bir kap, yukarıya doğru daralan ya da yukarıya doğru genişleyen bir kap. Bu bizim için önemli değil. Önemli olan nokta şu. Ne kadar derinlikte sıvı var? Hepsinde H, 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 H. Ne kadar derinlikte sıvı var ve içerideki sıvı aynı cins mi, farklı cins mi? Yani yoğunluk kavramı bizim için etkili. Biz bakacağız. Kabın şekli ne olursa olsun, burada gösterilmeyen herhangi bir, mesela S şeklinde bir kap da olabilir. S şeklinde bir kap da olsa, hangi kabın şekli olursa olsun, bizim için derinlik ve yoğunluk önemli olduğu için hepsi H derinlik. Aynı cins sıvı da söylediğimize göre bizim için burada basınçların hepsi birbirine eşittir. Derinlik arttıkça sıvı basıncının arttığını söylemiştik. Bu şekilde onu birazcık daha iyi izah ediyor. Bakın bir kabımız var. İçinde belli bir miktarda sıvı var. Farklı yerlerden delikler açmışız ve suyun püskürme miktarlarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi en üstteki delik hafifçe akan bir sıvı oluşturuyor. Ortadaki delik biraz daha öteye püsküren bir su oluşturuyor. En alttaki delik ise en uzağa püsküren sıvıyı oluşturuyor. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar, demek ki derinlik arttıkça, bakın derinliği tabandan itibaren hiçbir zaman düşünmüyoruz. Hep sıvının yüzeyinden itibaren düşünüyoruz. Derinlik arttıkça, yani tabana doğru yaklaştıkça sıvı basıncı büyür. Bunun altında bir tane daha nokta açmış olsaydık o en uzağa püskürecekti o zaman. Yorum olarak bunu ekliyoruz. Şimdi bileşik kaplarda, burada gördüğünüz gibi bileşik bir kabımız var. Yani farklı farklı şekillerde durmuş. Bakın dik duran ince bir boru var. Hafif eğimli duran bir boru var. Biraz daha kalın, yukarı doğru genişleyen, şekli sabit olmayan değişik şekilde kaplar var. Baktığımız zaman A, B, C, D, E noktaları kabın tabanında konumlandırılmış. Şimdi biz bakıyoruz bu bileşik kaplarda hangi kol olursa olsun, kaç tane de kol olursa olsun, hatta bu kollarda farklı sıvılar bile olabilir. Yani burada farklı bir sıvı, burada, burada, burada tamamıyla farklı sıvılar da olabilir. Önemli olan tek nokta şu. Sistem dengeye gelmişse, yani bir taraftan bir tarafa sıvı akışı yok, herhangi bir titreme yok, akma yok, hiçbir şey yok. Sistem dengeye gelmiş. Sistem dengeye gelmişse ne olursa olsun bu kollardaki sıvı basınçları aynı olmak zorunda. Şimdi bizim ilk verdiğimiz örnek bu. İçinde aynı tür sıvı var. Üst seviyeye bakıyoruz. Derinlik olarak da bütün noktalar aynı derinlikte. Burada basınçlar eşit. Tekrar söylüyorum. Bu kollardan bir veya birkaçında farklı sıvılar olmuş olsaydı bile, sistem dengeye gelmişse, evet derinlikler farklı olabilirdi. Çünkü yoğunluklar farklı. Ama sistem dengeye gelmişse kabın tabanındaki sıvı basıncı hep aynıdır. Şu da olabilir arkadaşlar. Mesela C noktasının üstünde kalan
Daha geniş olduğu için orada daha rahat gösterebiliriz. Bir yere kadar başka bir sıvı, ondan sonrası başka bir sıvı da olabilir. Yani üst üste gelmiş sıvılar da olabilir. Bu da bizim için önemli değil. Önemli olan taban basıncı dediğimiz zaman arkadaşlar, yukarıdan itibaren bütün sıvıların basınçlarını toplaya toplaya geliriz. Yani sistem dengedeyse, burada birden fazla sıvı da olsa tabandaki basınç yine, tekrar tekrar söylüyorum, yine eşittir. Evet, bunun en güzel örneklerinden biri işte U borusu. Burada iki farklı sıvıdan işlem yapmışız. Bir yağ, bir de su üzerinden işlem yapmışız. Şimdi U borularının çalışma prensibi basınç eşitliğidir. Önce şuraya bakalım. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan daha fazla olduğu için H2 H1'den küçüktür. Yani yoğunlukla eşit basınç olursa tabii. Şuradan bakın, bir çizgi çektik. Bu çizgiyi çekmemin amacını birazdan söyleyeceğim. Ama şu çizgiden itibaren yukarıya baktığımız zaman bu kadarlık, yani H1 kadarlık yağın yaptığı basınç H2 kadarlık suyun yaptığı basınçtan eşittir. Buradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. H2 H1'den küçükse aynı basıncı oluşturabilmesi için demek ki su yağdan daha yoğun olmalıdır. Yorumu bu şekilde çıkartıyoruz. Peki hocam, neden biz bu çizgiyi alttan çektik? Alt tarafla ilgili niye bir şey söylemedik diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim. Bakın, alt tarafta su var, su var. Tabana kadar mesafeler de aynı. Demek ki şu tarafta oluşan sıvı basıncıyla şu tarafta oluşan sıvı basıncı aynı. Aşağısı olduğu gibi aynı olduğu için aşağı tarafı komple yok sayıyorum. Burası çünkü birbirine eşit. Farkı oluşturan yer neresi? Farkı oluşturan yer burası. Farkı oluşturan yerden sorunun çözümünü yapmaya başlıyorum. Burada şu da olabilir arkadaşlar. Kollardan herhangi birinde bir sıvı daha olabilir. Mesela bir üçüncü sıvı olabilir. Diyelim yağın üzerinde bir üçüncü sıvı daha var şurada. O zaman şöyle yapıyoruz. Yine altta kalan kısmı eliyoruz. Altta kalan kısımlar çünkü genelde hep aynıdır. Altta kalan kısmı eliyoruz. Üste kalanlara bakıyoruz. Buradaki üçüncü sıvı artı yağın basıncı, yani buradaki sıvı diyelim var dedik ya. Buradaki sıvının basıncı artı yağın basıncı eşittir buradaki suyun basıncı olacak. Buna işlem olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Pascal prensibine geleceğiz. Pascal prensibine gelmeden önce bir önceki örnekte konuşmamız gereken bir şey var. Şimdi Pascal prensibi başlığını attığımızda sıvıların bir özelliği var. O da basıncı aynen iletmeleri. Mesela nasıl? Şu alttaki kısmı az önce elemiştik ve nedenini söylemiştik. Bir ikinci olay da şu. Şimdi burada dengelenmenin sebebi nedir? Onu konuşalım. Burada dengelenmenin sebebi şu. Şimdi şurada bir su sütunumuz var. Bu su sütunu şu okla gösterilen yere bir sıvı basıncı uygular. Alttaki sıvının burada görevi, zaten basınç olarak bir görevi yoktu, elemişlerdi birbirlerini. Alttaki sıvının görevi şurada oluşan basıncı alıp şuraya iletmektir. Yani sıvıların bir görevi de üzerlerine etki eden basıncı her yöne aynı şekilde iletmektir. Şimdi buradan alınan basınç bu tarafa iletiliyorken tabii ki burada da oluşan bir basınç var. Burada oluşan basınç da buradan alınır ve aynı şekilde kabın öbür tarafına, buraya aktarılır. Karşılıklı olarak aktarılan bu basınçlar eşitlendiği zaman da sistem dengeye gelir. Şimdi Pascal 1623-1662 yılları arasında yaşamış olan Fransız bilim insanı. Sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini kendi prensibiyle açıklamış. Bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi burada yalnız katılarla sıvıların arasındaki bir farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Farklılık da şu. Katılar için konuşurken hatırlarsanız kuvveti aynen iletir ama basıncı değiştirerek iletebilir demiştik. Çivi ile ilgili örnek vermiştik. İşte çivinin başına uyguladığımız bir kuvvet var. Aynı kuvveti çivinin ucuna da iletir çivi.
Ama baş kısmı geniş, uç kısmı sivri olduğu için basıncı aynen iletmez, basıncı artırarak iletir demiştik çivi örneğinde. Yani katılarla sıvıları karşılaştırırken şöyle diyoruz. Katılar kuvveti aynen iletir, basıncı değiştirebilir. Sıvılara geldiğimiz zaman sıvılar basıncı aynen iletir ama kuvveti değiştirebilir. Böyle bir karşılaştırmamız var. Buna lütfen dikkat edin. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Katılar kuvveti aynen iletir, basıncı değiştirebilir. Kesin değiştir de diyemeyiz çünkü genel bir şeklimiz yok şu anda. Sıvılar ise basıncı aynen iletir ama kuvveti değiştirebilir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi sıvılarla ilgili aslında konuşulacak çok fazla şey var. Pascal prensibinin günlük hayatta kullanımını çok fazla görüyoruz. Peki Pascal prensibi ne diyor? Sıvıların basıncı her yöne aynen ilettiğini söylüyor. Bundan sonra konuşacağımız şeyler bununla alakalı olacak. Oraya geçmeden yine sıvı basıncında üst üste durmamız gereken şöyle eski kaplarımızdan birine geçelim. Şu derse başladığımız kaba geçelim. Şimdi basıncı iletme özelliği hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim. Onun açıklamasıdır. İşte burada sadece bir sıvı var. Ama diyelim kabımız büyük. Üstünde iki farklı sıvı daha var. Ben demiştim ki üst üste konan bu sıvıların yukarıdan aşağıya doğru basınçlarını topladığımızda tabandaki basınç ortaya çıkar. Bunun sebebi işte az evvel söylediğimiz Pascal prensibinin kendisidir. Yani sıvıların basıncı her yöne aynen iletmesidir. Şimdi burada birden farklı sayıda sıvı varsa en üstteki bir basınç yapar, en alttakine verir. Daha doğrusu ortadakine verir. Ortadaki aldığı bu basıncı kendi basıncı ile birleştirir, en alttakine verir. En alttaki yukarıdan gelen bu basınçları alır, kendisininkiyle birleştirip tabana verir. Yani aslında tabanda en üstten gelen iletiliyor, ortadan gelen iletiliyor, bir de en alttakinin kendi basıncı olmak üzere toplam bir basınçtan bahsediyoruz. Yani burada bakın dikkat etmeniz gereken iki kavram var. Bir, iletilen basınç. İki, toplam basınç. Toplam basınç yukarıdan itibaren gelen tüm o basınçların toplamıdır. Adı üstünde toplam basınç. Ama iletilense hangi iletilen? En üstten iletilen var, ortadan iletilen var. Bir de kendisi var. Bu iki iletilenden hangisini sorduklarına sorularda dikkat etmeniz gerekiyor. Basınç soruları özellikle sıvı basıncı ile alakalı sorular mutlaka aldatmacaya yönelik olur. Çünkü konunun prensibi çok kolay. Bir, derinlik artarsa basınç artar. İki, yoğunluk artarsa basınç artar. Konunun temel prensibi çok kolay olduğu için sizi sorularda şaşırtmaya yönelik, kafanızı karıştırmaya yönelik ifadeler kullanırlar. Bu az önce bahsettiğim toplam basınç ya da iletilen basınç kavramı da buradan karşımıza geliyor. Evet arkadaşlar, Pascal prensibine önümüzdeki dersimizden itibaren devam edeceğiz. O zamana kadar bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi aldatmacaya çok müsait bir konudur. İyi günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, Bayraklı Eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Yusuf Barış Kaner. Geçen dersimizde sıvı basıncı ile ilgili konumuza başlamıştık. Şimdi sıvı basıncında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hatırlarsanız Pascal prensibinde kalmıştık. Pascal prensibi ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştık. Şimdi Pascal prensibinin kullanımlarına şöyle bir göz atalım. Bir de mantığını açıklamaya çalışalım. Şimdi bakın burada bir kabımız var. Üzerinde de pistonumuz var şöyle. Şimdi içinde hava ve su bulunan şırıngalara kuvvet uygulandığında havanın sıkıştığı, suyun sıkışmadığı gözlemleniyor. Zaten bunu biliyoruz. Gazlar sıkıştırılabilir, katılar ve sıvılar sıkıştırılamaz. Sıvıların sıkışması aslında tamamen yok sayılır ama küçük bir miktar, çok çok küçük bir miktar sıkışabilirlikleri vardır. Ama o kadar küçüktür ki bu sıkışma miktarı yok sayılır. O yüzden sıkıştırılamaz denir. Şimdi bu durumdan sıvılar akışkan ve sıkıştırılamaz olduğunu çıkarıyoruz. Tamam yani ne dedik? O kadar küçük bir sıkışma var ki sıkıştırılamaz diyoruz biz ona artık. Akışkan olduklarını da biliyoruz. Bir yerden bir yere doğru akma eğilimleri var.
Şimdi gelelim şeklimizin açıklamasına. İçi sıvıyla dolu kap hareketli bir pistonla kapatılıp pistona kuvvet uygulandığında, yani şuraya koyduk bir piston, üzerine de bir kuvvet uyguladık. Şimdi kap içindeki her noktaya aynı büyüklükte basınç iletir. Şimdi biz kuvveti bir pistona uyguladığımız zaman burada aslında bir katı basıncı oluşturuyoruz. Sıvı oluşturulan bu katı basıncını alıyor. Şurada F ile gösterilene bakmayın. P olacaktı. Yanlış basılmış. Kusura bakmayın. Burada oluşan bu P basıncını sıvı alır ve kabın her noktasına aynı değerde iletir. Kabın her noktasına aynı değerde iletir. Bu ilke ilk defa Pascal tarafından ifade edilmiş ve Pascal prensibi olarak adlandırılmış. Şimdi bakın. Daha önceki dersimizde iletilen basınç ve toplam basınçla alakalı bir kavram karmaşası olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi bu kabın tabanında aslında bir toplam basınç var. Niye? Bu sıvı kendiliğinden basınç yapmıyor mu? Yapıyor. Üzerine bir de ben F kuvvetini bir yüzeye uygulayıp katı basıncı oluşturuyordum P gibi. O P basıncı da her yöne aynı iletiliyordu. Yani kabın tabanında ya da yan yüzeylerinde fark etmez. Bir, sıvının basıncı var. İki, iletilen şu kuvvetin oluşturduğu basınç var. İkisinin toplamı kaptaki toplam basınç hikayesini oluşturuyor. Şimdi Pascal prensibinin kullanıldığı en önemli durum. Şimdi bakın, bir tarafta küçük kesitli bir pistonumuz var. Bir tarafta da büyük kesitli bir pistonumuz var. İçerisi sıvı dolu. Şimdi biz kuvveti, küçük bir kuvveti pistona uyguladığımız zaman burada bir basınç oluşturuyoruz. Pistonun alt yüzeyinde bir katı basıncı oluşturuyoruz. Sıvının özelliği neydi? Sıvı bu basıncı alır, her yöne aynı iletir deyip buraya ilettiriyoruz. Aynı şekilde burada büyük bir yükümüz var ama büyük bir yükü geniş bir alana yaydığımız zaman düşük bir basınç elde ederiz. Alt yüzeyde oluşan bu basınç sıvı tarafından alınır ve bu tarafa iletilir. Karşılıklı iletilen basınçlar eşitlendiğinde denge sağlanır. Peki nasıl oluyor da küçük bir el kuvvetiyle büyük bir arabayı kaldırabiliyoruz? Onun da sebebi şu. Sıvılar dedik ya, basıncı her yöne aynen iletirler ama kuvveti değiştirebilirler gibi bir özellikleri vardı. Şimdi siz küçük bir pistona küçük bir kuvvet uyguladığınızda aslında büyük bir basınç oluşturursunuz. Büyük bir yükü de geniş bir alana dağıttığınız zaman küçük bir basınç oluşturursunuz. Yani bunu kendi oluşturacağı basıncını daha küçük bir hale getirirsiniz. Karşılıklı olarak ilettiğiniz basınçlar her noktada aynı olduğu anda denge sağlanır. Dolayısıyla bu yüzden biz küçük kuvvetlerle büyük yükleri dengelemekte Pascal prensibini kullanırız. Pistonlardan birine bir kuvvet uygulandığında sıvı içinde oluşan basınç sıvının her noktasında eşittir. Bunu az önce de söyledik. Sıvı pistonlara eşit basınç uygular. Bunu da söyledik. Basınç eşitliğini yazdığımızda hemen eski şeklimize geri dönelim. F1 küçük kuvvet bölü S1 küçük alan. F1 bölü S1 eşittir. F2 büyük kuvvet, yani arabanın ağırlığı, bölü S2 büyük piston. Yani F1 bölü S1 eşittir F2 bölü S2 olur. Ya da A2, A ile göstermişiz alanları. A ya da S ile gösterilir zaten. Bu eşitlik elde edilir. Eşitlik olduğu sürece sistem dengede demektir. Ya da tam tersi, sistem dengededir deniliyorsa bu eşitlik olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bir örneğimiz daha var. Hidrolik fren sistemi. Şimdi burada bir pedalımız var. Pedala bastığımız zaman şuradaki yağı sıkıştırıyoruz. Yağ akmaya başlıyor buralara. Basınç aynen iletiliyor bakın. Tekerleğin biri burada, biri de şu olayın sonunda bu şeklin aynısı var. Şimdi buradan bir basınç uyguladık. Pedalla küçük kuvvet, küçük yüzey alanlı bir basınç uyguladık. Buraya geldiğimiz zaman o basınç aynen iletiliyor. Bu taraflara baktığımız zaman da tekerleklerin silindirleri var biliyorsunuz fren sistemlerinde. Dışarıya doğru
parçaları bastırarak sürtünmeyi arttırıyor. Bu basıncın değişimini kullanarak, daha doğrusu kuvvetin değişimini kullanarak basınç aynı iletiliyor. Ama burada daha büyük yüzeylere denk geliyoruz. Daha büyük yüzeylerde daha büyük kuvvet oluşumunu sağlıyor. Ve dolayısıyla biz ayağımızın küçük bir hareketiyle tonluk arabaları durdurabiliyoruz. Burada da basıncın aynı iletilmesi ama kuvvetin değişerek iletilmesi kullanılıyor. Bakın burada da benzer bir şekil var gördüğünüz gibi. Özellikle kriko sistemlerinde bakın yanda resimleri var. Burada da şekli var. Şimdi burada düşük basınçlı sıvımız var. Burada yüksek basınçlı sıvımız var. Şurada tek yönlü akışa izin veren bir valfimiz var. Şimdi bastırdığımız zaman şu tarafı eziyoruz. Yüksek basınçlı sıvıyı eziyoruz. Bunu yukarı ittiriyoruz. Bu onun yerini dolduruyor. Bir daha basıyoruz, ittiriyor. Bu onun yerini dolduruyor gibi. Dolayısıyla bizim bakın burada şu arayı görmezseniz az evvel şu şekle çok benzeyen bir şekil çıkıyor ortaya. Bu şekle benziyor. Buradan elimizle bastırıyoruz. Buradan arabayı kaldırıyoruz. Bir daha bastırıyoruz, bir daha kaldırıyoruz. Sadece sıvının geri gelmemesi için şu şekilde gördüğünüz gibi şuralarda geri akmayı önleyen valfler var. Buna check valve diyoruz zaten parçalara. Dolayısıyla bu şekil aslında o ilk konuyu anlatırken verdiğimiz şeklin birebir aynısı oluyor. O zaman araba krikolarında da bu sistemler kullanılır diyoruz. Şimdi bir etkinliğimiz var. Bu artık genel bir etkinlik. Katı, sıvı, gaz hepsini içeren bir etkinlik. Doğru yanlış yapacağız. Bunları siz kendiniz işaretleyebilirsiniz not aldığınız yerlerden. Birinci önerme diyor ki basıncın birimi Newton'dır. Hayır, basıncın birimi Newton değildir. Basıncın birimi nedir arkadaşlar? Pascal'dır. İkincisi, basınç ağırlık ile doğru orantılıdır. Evet, bir noktanın üzerinde ne kadar ağırlık olursa basınç o kadar fazla olur. Buna da tamam dedik. 3. Tüm yüzeye etki eden kuvvete basınç denir. Hayır, birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir. Tüm yüzeye etki eden basınç farklı bir kavramdır. Lise düzeyinde onu da göreceğiz. Basınç yüzey alanı ile doğru orantılıdır. P eşittir F bölü S ya da F bölü A. Sırf bunu yazdığımız zaman bile P'nin yani basıncın yüzey alanı ile ters orantılı olduğunu görebiliriz. O zaman bu da gitti. Katı cisimler üzerlerine etki eden kuvveti aynı yönde iletir. Evet, bu konuyu tekrar edelim çünkü karıştırmaya müsait. Katılar üzerlerine etki eden kuvveti aynı iletir, basıncı değiştirebilir. Sıvılar üzerlerine etki eden basıncı aynı iletir, kuvveti değiştirebilir. Yani birbirinin tam tersi. O zaman katı cisimler üzerlerine etki eden kuvveti aynı yönde iletir. Doğru bir tanım olmuş. Kar ayakkabıları basıncı azaltır. Şimdi kar ayakkabıları nedir kar ayakkabıları? Geniş yüzeyli ayakkabılar. Geniş yüzeyli bu ayakkabılar basıncı azaltır. Evet azaltması gerekiyor zaten. Neden? Basınç azalmazsa üzerinde yük olan dar tabanlı bir ayakkabı karın içine batacaktır. Ama kar ayakkabıları geniş tabanlı olduğu için içeriye batmayacaktır. O zaman bu doğru bir tanım oldu. Sıvılar üzerine etki eden kuvveti her yöne iletir. Şimdi sıvılar üzerine etki eden basıncı her yöne ilettiği gibi kuvveti de her yöne iletirler ama değer olarak değiştirebilirler. Değiştirebilirler. O zaman bu doğru. Sıvı basıncı sıvı derinliği ile ters orantılıdır. Hayır. Ne kadar derine dalarsak kulaklarımız o kadar uğuldar. O zaman sıvı basıncı sıvı derinliği ile ters orantılı değil, doğru orantılıdır diyoruz.
Sıvı basıncı sıvı yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Evet, bunu hatta kaplardaki şekiller üzerinden söylemiştik. İşte 3 farklı kabımız vardı. Yağ, su, hatta ben bir de hayal edelim burada bir cıva olsun demiştim hatırlıyorsanız. Cıva yoğun olduğu için daha büyük basınç yapıyordu. Aynı hizaya kadar doldurduğumuzu varsayıyoruz tabii ki. Cıvanın yoğunluğu büyük olduğu için basıncı daha çok yapıyordu. Daha sonra suyun yoğunluğu büyük olduğu için basıncı orta halli yapıyordu. Ve en küçük olarak da zeytinyağı olarak söylemiştik. O zaman bu da doğru. Son bir tane daha var. Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosfer basıncı artar. Bununla ilgili şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Bir kere deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça atmosfer basıncı artmaz, azalır. Nedenini hemen şöyle açıklayalım. Dünyanın atmosferdeki gaz, atom ve moleküllerine bir çekim kuvveti uyguladığını, onları yeryüzüne doğru çektiğini söylemiştik. Bu da o gaz tabakasının ağırlığıdır demiştik. Şimdi şöyle düşünelim. Yeryüzüne yakın bir yerde mi üzerimde kalan hava tabakası daha fazla, yoksa yeryüzünden daha yukarılara çıkıp daha yüksek noktalarda mı üzerimde kalan hava kalınlığı daha fazla? Tabii ki deniz seviyesinde bu hava kalınlığı daha fazla arkadaşlar. Bu yüzden atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe artmaz, tam tersine azalır. Bu da yanlış olacak. Şimdi gördüğünüz gibi şu ana kadar katı sıvı ve gaz basınçlarında aslında dönüp dönüp hep aynı şeyleri sorarlar. Sadece buradaki temel amaç sizin tuzağa düşmenizi sağlamak. Nasıl yapıyorlar? Soruları daha uzun paragraflı tutuyorlar. Daha dolambaçlı soruyorlar. Ama konunun özü gerçekten çok basit. Yapmanız gereken tek şey de konunun özünü aklınızda tutmak. İşte burada verdiğimiz örnekler gibi kar ayakkabısı. Mantığınızı kullanın. Kar ayakkabısı, geniş tabanlı bir ayakkabıyı niye giyiyor bu insanlar? Bunu düşünseniz yeter. Ya da işte deniz seviyesinden yükseldikçe üzerinizde kalan atmosferin katman kalınlığını düşünün. Nerede daha fazla, nerede daha az? Ya da sıvı derinliği. Bir suya daldığınız zaman havuz olabilir, deniz olabilir. Ne kadar derine dalarsanız kulaklarınızda o kadar uğultu hissedersiniz. Gibi basınç ile ilgili 3-5 tane klişe olmuş örneği aklınızda tutarsanız zaten soruları rahatlıkla çözeceğinizi görürsünüz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Böylelikle katı, sıvı ve gaz basınçlarını sonlandırmış olduk. Bol bol soru çözmenizi tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.